Merhabalar diyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda, bu yayınımızda sınıfları tek tek ele alacağız. Tek tek yeteneklerini ele alacağız. Spellbook'u açacağız. Ve burada hakim olan arkadaşlar var. Yani her sınıfına hakim olan arkadaşlar var. Bu arkadaşlar yorumlarını yapacaklar. Bense kendi hakim olduğum sınıfta yorumumu yapacağım. Ve gelen ana başlıklar üzerinden incelemeler yapacağız. Tek tek detaylara girilmeyecek. Lafı daha fazla uzatmayalım ve Demon Hunter'la başlayalım. Yolumuza devam edelim. Şimdi öncelikle genel bir yorumumu yapayım ben. Alfa'yı başından beri oynadığım kadarıyla bir Wrath of the Lich King, hatta klasik dönemine geri dönüşler görüyoruz. Çünkü artık bazı yetenekler bütün karakterler, yani bütün karakterler derken yanlış ifade oldu. Bütün spekler tarafından kullanılabilir hale geliyor. Yani 3 tane spek var ama 3 spekte de kullanılabilir yetenekler ortaya çıktı. Eskiden bunlar tek tek her spekin kendi yetenek kitabına yüklüyken, artık Spellbook'u açtığınızda, yani yetenek kitabını açtığınızda ayrı bir sayfa göreceksiniz. O da şu. Şu an şurada Demon Hunter yazıyor. Demon Hunter yazan yer artık bütün Demon Hunter'lar, yani Havok ya da Vengeance olması fark etmiyor. Bütün Demon Hunter'lar tarafından kullanılabilir hale geliyor. Ve Vengeance ve Havok sekmeleri ayrı şekilde duruyor. Ortak özellikler. Aynen öyle. Şimdi dedik bunu Yiğit aktaracak. Yiğit, ben sana şöyle kısaca hangi yetenekler var onu söyleyeyim. Bu arada ben Vengeance spec'teyim. Consume Magic, Disrupt, Glide zaten klasik. Immolation Aura, Imprison, Shear, Double Jump yine klasik. Torment ve Spectral Sight gelmiş. İleride açılacak bir yetenek de görünmüyor. Bunlar daha önce bütün speklerde kullanılabiliyor muydu? Ya da yeni gelen bir şey var mı? Şimdi şöyle anlatayım ben size. Bu Immolation Aura ile Shear dışındakilerin hepsi şeyde vardı. Her spekte vardı. Ancak Havok'ta Immolation Aura talent olarak seçiliyordu. Bu sefer ikisine getirmişler. Onun Evet. dışında çok bir değişiklik yok Demon Peki o Hunter'da. zaman şöyle kısaca bir hızlıca talentlere de bir göz at istersen. Böyle farklı gözüne çarpıyor mu? Yani şu anlık çok bir farklılık yok gibi. Yine ben aynı şekilde bakıp söyleyeyim size. Tamam. Bu Shear skill'i sadece tankta yok muydu, yoksa Onu tankta ya da söyledi hiç zaten mi öyle ya. gözüküyor? Okay. Bir de Havok'a bakalım. Dedim acaba Demon Spike yerine hani Vengeance olduğunu için acaba şey mi geldi dedim. Yani Shear olarak mı geldi dedim de. Yiğit şu anda Havok spekteyiz. Havok'ta hemen bakayım. İlk göze çarpan şey 25'te, o dediğim gibi Immolation Aura'yı normal talent olarak verdikleri için buradan kaldırmışlar. Normal yetenek olarak verdikleri Sadece için ne gelmiş peki yerine? Burning Hatred onun Bu. Fury yenileme şeyini arttırıyor. Aynen. Peki şimdi şöyle söyleyeyim ben. Havok Spell'e geçtiğim zaman buradaki yeteneklerin arttığını görüyorum. Ama normalde Demon Hunter sekmesinde olmasına rağmen işte Chaos Nova, anladığım kadarıyla şu an yeni eklendi. Demon's Bite yeni eklendi. Fel Rush yeni eklendi. Normalde bunlar Havok'un içinde beklerdik ama bu Demon Hunter sekmesine geldi. Az önce incelediğimiz kadarıyla mesela Metamorphosis yoktu şeyde. Onda yoktu Vengeance'da. ama Vengeance'da yine kullanılandı. Şu an 8-3'te de kullanılıyor Metamorph. Onun dışındaki hepsi de dediğim gibi şeyde vardı. O zaman Vengeance'da. bu şey Sadece gibi Demon Spite, Chaos Strike ki Chaos Nova dışındakilerin hepsi var. şey gibi duruyor o Vengeance'da. zaman. Hani bu sanki biraz daha üzerine çalışılacak bir sistem Evet. aslında. Ama bu sekmenin gelişi büyük bir adım tabii ki. Ayrıyeten göze çarpan başka bir değişiklik de 40. level'da skin'in adına hemen bakayım söyleyeyim. Dark Slash yeteneği de değişmiş. Essence Break adını almış. Chaos Slash dedin değil mi? Strike'da Dark Slash'tı. 40 level'da gelen 3. skill. Essence Break adını almış.
Bu ara Dark Slash yeteneği Havok sekmesinde de görünmüyor. Burada göze batan bir başka özellik arkadaşlar, şu özel, yani klasik hype'ını arttıran bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani retail'deki klasik esintileri diyebileceğimiz bir şey. Metamorphosis Rank 4 diye geçiyor yetenek. Yani anladığım kadarıyla bazı yetenekler hani seviyelendirilecek, işte rank 2, rank 3, rank 4 gibi şeyleri gelecek. Ve eğer tahmin, tabii ki bu şu anda burada görebildiğimiz bir şey yok. Bazı yetenekleri işte trainerlardan öğrenip bu şekilde kullanabileceğiz gibi duruyor. Ama dediğim gibi şu anda net bir şekilde söyleyebileceğimiz bir durum görünmüyor. Evet. Vengeance'da da şu anda da. Metamorph'un 4. seviyeyi gösterdin abi. Evet. Orada da yine aynı şekilde bir Ezreal trait'ini şey olarak vermişler. Metamorph 4. seviye olarak vermişler. Ama Azeri trait dediğin şey normalde item'a bağlı olan bir şey. Normal item gittiği zaman gitmesi gerekiyor. Yani, demek ki bazı şeyler etkisini devam ettirecek yani. O da hemen Chaotic Transformation Ezreal trait'inin adı. O da siz geçtiğiniz anda direkt bu Blade Slash'in şeyini, cooldown'unu sıfırlıyordu. Onu Metamorph'da yapmışlar direkt. Anladım. Ama bu mesela şimdi şey de bir yani reaksiyon da geldi. Sadece kasarken fark etmiyorduk. Hani yetenekler yükseliyordu ama bütün yetenekler yükseliyordu. Özellikle mesela Metamorphose'da görüyoruz bunu, Demon Hunter'da rank seviyesini. Ben hala aynı şeyi savunuyorum. Alpha sürecinde büyük ihtimal diğer vurdukça damage çıkartan ya da işte damage'i direkt etkileyen bazı yeteneklerde bu şekilde seviyelendirilebilir ve diğer spekler tarafından da kullanılabilir hale gelir. Çünkü metamorfoz özelinden konuşuyoruz. Vengeance yeteneği, yani Vengeance talentinde de spe'inde de metamorfoz var ama 4 seviye olarak görünmüyor. Mesela bu şekilde geçiyoruz ve 4. seviye herhangi bir metamorfoz görünmüyor burada. Fel Devastation görünüyor. Metamorphose normal birinci seviye tek yetenek şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu arada o Fel Devastation'da yeni gelen bir skillmiş. Ona baktım şu an. Bu talentten geliyordu eskiden. Yok, değil mi? Bu yenilenmiş. Yenilenmiş mi sadece? Yeni bir skill. Ben sanki oynadığım dönemde talentte vardı buna benzer bir şeydi. Şekil evet, mevzu. Legion'da vardı. Ha, Legion'da vardı. Tamam. O bayağı eskiymiş. Skill'in üstüne gelince rank yazıyor diyor ama yazmıyor. Du BFA'da şu an burada da yazmıyor. Kontrol edeyim. Yok, yazmıyor. Ya rank sistemi gelirse zaten o spellbook'un alt köşesine bir tane ikon gelecek, click. Ona bastığınız zaman diğer rankları da gösterecek size spellbook'ta. Evet, eskiden öyleydi. Evet, bu rank sistemi yoktu uzun süredir arkadaşlar. Yeni gelecek. Normalde evet, biz level atladıkça yeteneklerimiz de bizimle birlikte güçleniyordu ama hani bu ranklandırma sistemi yoktu. Çünkü rank sistemi şöyle, ranklandırma dedim ama teşekkür ederiz destek için. Şöyle mesela rank 2'yi alıp 3'ü 4'ü almayıp zaten ihtiyacım yok deyip yolumuza devam edebiliyorduk. Ama bu yeni gold sistemiyle nasıl olacak bilmiyorum ama şu anda biz biliyorsunuz milyon goldlar falan kasıyoruz. Yani trainler çok ucuz. O sistem değişirse, yani klasikteki gibi bir muhabbet gelirse gold'un değeri artar ve yetenekler de bu şekilde sınıflandırılırsa, yani renklendirilirse yine yetenek satın alırken trainer'dan tekrar üzerine düşünecekmişiz gibi duruyor. Demon Hunter'ı burada sonlandırabiliriz. Genel anlamıyla zaten yorumlarda da geldi. Çok fazla bir değişiklik görülmüyor. Olan değişiklikleri de Yiğit bize aktardı. Evet. Başta hangisinden başlayalım? Mert'cim sendeyiz. Restoration'dan başlayalım ya. Restoration spe'ini açtık. Şu an Talent Tree'yi de önüne getirdim. Yine o ana yeniliklerden birisi olan bu Druid Spellbook, hani Druid'lere komplesini kavrayacak Spellbook burada da gözümüze çarpıyor. Restoration yine altta. Şu an ben bulunduğum yerde talent değiştiremiyorum ama
Genel olarak talentler bu şekilde ve yetenekler de şöyle baştan bir okuyayım. Farklılık varsa Mert sonrasında bize yorumlarını yapacak. Barkskin, Beer Form, Cat Form, Cyclone, Entangling Roots, Ferocious Bite, Growl, Hibernate, Iron Fury, Mangle, Mighty Bash, Moonfire, Prowl, Rebirth, Regrowth, Revive, Shred, Soot, Stampeding Roar, Teleport Moonglave, Travel Form, Red, Aquatic Form, Flight Form ve bu kadar. Daha fazlası yok. Bunlar Druid sayfasında görünüyorlar. Geri kalanlarsa şöyle tek tek okumayayım. Bunlar büyük ihtimalle zaten Restoration'da vardı. İki sayfa şeklinde gösterdim. Onun dışında... Typhoon mu geri gelmiş? Efendim? Typhoon geri mi gelmiş? Bana mı öyle geliyor? Typhoon vardı ama talent'taydı. Yani talent olarak almadan artık var. Aa, güzel olmuş. Evet abi Mert, yorumların nedir? Sendeyiz. Orada önemli yani Druid'in kendi kullandığı skill'ler. Çünkü Iron Fur tank'taydı biliyorsunuz. Artık her spec'te onu yapabilecek. Şimdi... Ayı formuna geçtiği sürece. Ha, onu söyleyelim. Böyle ayı formuna girip o şekilde basıp kendine şey yap. Kendine basamıyor bu ara. Rage'i yok. Ha eyvallah evet. Tamam. Ayı formuna geçip kendine basacak bu şekilde. Başka abi? Cyclone PvP tenant'taydı. Onu da oraya almışlar. Şuradaydı Cyclone yani. Bir, evet PvP tenant'taydı. Oradan oraya geçirmişler. Ve en önemli değişkenlerden biri bence Stampeding Roar ikinci sayfadaki. O da sadece tanklardaydı ve bu move speed veriyor herkese. Güzel bir değişiklik olmuş bence. Şu an basabiliyor muyuz? Evet. Ama yine ayıya yatıp bağırıyor. Bu ara onu da söyleyelim. Evet. Aynen. Ama önceden sadece Guardian'daydı. Artık her spekte onu ayıya geçip basabilecekler. Anladım. Güzel. Restoration kısmında çok bir değişiklik yok. O zaman şöyle bir ilave yapayım ben abi. Innervate, Regrowth, Iron Bark gibi yetenekler level 2 olarak görünüyor. Ve Nature Swiftness da 58 level'da gelecek. Henüz gelmemiş bir yetenek. Talentlerde var mı değişiklik abi Restoration'da? Restoration'da var talentlerde. Nourish geliyor. O da PvP talent'taydı. Artık oraya almışlar. Bu ara Nourish burada var. PvP talent'ta da var. Onu da söyleyeyim. Bir farkı var mı? Silinmemiştir o yüzden. Daha şey. Farkı var ama. Heals a friendly target 678. Revives triple bonus from Mastery Harmony diye geçiyor. Burada da Heals a friendly target işte 1808 diye geçiyor otomatik olarak. Biraz farkı var. Kritik illiyor bir tane. Ama tabii henüz alfa sürecindeyiz. Hani bu tarz şeyler değişebilir. Konuluklara şey bağlı olarak bu, bazı şeylerde. Galiba şey dediler. Bu PvP talentler var ya. Onlar kaldırılabilir dediler. Sadece one mod kalacak. Hı-hı. Zaten yayından arkadaşlar da sağ olsun güncellenmediğiniz onlar diye bir yorum da geldi zaten. Bu şey de yeni orada Utku. Heart of Fight da yeni. 35'teki. Aynen. Şu. 35 şu. Aynen sabit. Başka bir yenilik var mı abi? 45'teki aynen. Overgrowth. Overgrowth da PvP'deydi. O da PvP'deydi, buraya geldi. Onun dışında bir değişiklik yok. Hızlıca bir diğer tek... speklere de bakalım. Bir tek şeyde, healer'da straf gelmiş galiba. İlk şeye dönsene page'e. Normal healer şeyinde Utku. Yo, talent değil. Normal skill'lerdeki healer'de. Starfire var burada. Ha, o yeni. Mesela o yoktu. Değil mi? Ama Boomkin de vurması gerekiyor. Ama şu an balance affinity'im. Ondan olabilir o. Balance affinity'den dolayı o. Ha, evet. Okay. Onda bir değişiklik yine yok. Affinity'leri alınca zaten class yani. Evet. Kendi skill'leri geliyor. O her zamanki gibi duruyor. Bir balansa geçelim. Yukarıdan aşağı doğru inelim. Okay.
Balance'ın ana yetenek kitabında, yani ana skill kitabında yine Bark Skin, Bear Form, Cat Form, Cyclone, Entangling Roots, Ferocious Bite, Growl, Hibernate, Iron Fur. Iron Fur burada da var abi. Defansif yine ayı formuna geçip O basılabiliyor. bütün speklerde var. Hepsinde Mangle, var yani. Moonfire, Mighty Herhalde de Bash. olacak. Stampeding Roar'u burada da görüyoruz abi. Ama bu cat form mu? Hayır, o Yok, da bir form. Bumpkin. O Ayıya Stampeding iniyor. Roar'a basınca ayı Ayıya yani. iniyor, daha sonra koşmaya başlıyor. İşte ama bütün partiye hız veriyor diye biliyorum, aynen. Önemli bir gelişme olarak Iron Fury ve Stampeding Roar'u görüyoruz burada. Yine 35 talenti yeni olan Heart of Wild o da sanırım yine. Evet. Peki 50'de var mı ya da 45'te, az önce vardı çünkü. Selam. Aleykümselam. Çok yok. Diğer yerlerde bir değişiklik yapmamıştır. Tamam abi. O zaman bir hızlıca Feral'e de bakalım. Feral kedi bu ara. Kediye bakacağım yani. Abi ufak bir soru geldi. Vortex var değil mi? Her spekte diyor. Gördüğümüz kadarıyla evet. Cyclone her Evet. spekte var. Yani Bak, Druid skilleri Vortex'i. bütün Vortex speklerde var. soruyor. Vortex soruyor. Cyclone değil. Vortex sadece Healer'da var. Restoration Vortex Vortex var sadece ya. Restoration'da var. Bir de Guardian'da olması lazım. Ha, okey. Tamam. Siz toplayandan bahsediyorsunuz. Aynen. Tamam. Abi Feral'deyiz. Talentleri Typhoon. açtık. Tekrar ana yetenek sayfasına giriyoruz. Şu anda çok bir şey değişmemiş görünüyor. Iron Fur ve Stampeding Roar'u burada da görüyoruz. Extra Red falan geldi. O büyük ihtimal zaten az önceki Boomkin'di. Bu kedi olduğu için geldi ama çok büyük değişiklik gibi durmuyor. Feral sayfasına bakalım. Burada yeni yetenekler var mı? Gözüne çarpan. Mert'ciyim. Yok, Fener'de çok bir değişiklik yok açıkçası. Bu talent ağacında da yine Heart of Wild falan değişik galiba. Evet, orada Heart of Wild'ın yerine yüzden Typhoon vardı. Typhoon'u yerine Heart of Wild getirdiler. Heart of Wild var mıydı daha önce şeyde, BFA'da? BFA'da yoktu. Yok. Eski Hiç zamanda talentti çünkü vardı. bu. Eski talent aynen, onu BFA'da kaldırdılar, şimdi geri getirmişler. Eskiden yine Typhoon herkes atabiliyordu. Sonra Typhoon'u Tenet yaptılar. Daha sonra da şimdi yine eskisine çevirdiler. O zaman hızlıca bir Guardian'a da bakalım abi. Bu ana yetenek sayfası bu sefer değişti. Biraz olsun. İlk sayfası aynı gene. Iron Fur falan var. Stampeding Roar ama zaten bu Guardian'ın yeteneğiydi. Yani bunun için bir yenilik olmayacak sanırım. Şuradan Aynen. Guardian'ın kullandığı yetenekler zaten talentleri bunlar. açalım. Guardian'ın diğer yetenekleri bu ara Star Search falan gelmiş. Mümkün forma. O Affinity'den geliyor. Yine. Remove Corruption var mıydı? Benim çok bilmediğimden Var var soruyorum. var. Hayır, var. Var. Şöyle 25'teki Tenet değişti. Önceden ortada Ursoc yani şey Vortex vardı. Onun yerine Renewal'ı eklemişler. Peki yetenek olarak Vortex'i görmüyoruz bu ara. Vortex yok Vortex'i o çünkü. zaman kaldırmışlar Guardian'dan. Sadece Healer'da var. Şu an ben Guardian'da Vortex'i göremiyorum. O Yani evet. daha şöyle, Guardian'a geçtiğinde Vortex'i Talent'tan alıyordun, artık onu da alamayacaksın. Bakalım. Ursol Vortex, evet. Teşekkür ederiz bu arada. Bir yayından arkadaş söyledi. Restoration Affinity'nin içinde abi. 30 level talentinde. Ha, aynen. Peki o zaman şöyle bir kısaca bu ara Heart of Wild'ı da söyleyelim burada yine değişenlerden. Onun dışında bir başka ağır talent değişikliği var mı? Onun dışında yok. Şöyle bir bakalım mesela atıyorum Balance'da Restoration Affinity seçtiğimizde ne çıkıyor karşımıza? Ya da öyle bir şey var mı? Evet, Ursol Vortex burada da geliyor.
Talent alman gerekiyor. Talent almam gerekiyor. Bakalım, çantaya bazen koyuyorlar. Evet, var. Şu an bastım. Ve balans sayfasına geldi abi. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Şu an mesela balans için şey var. Vortex var. Daha önce de sadece Guardian ve Restoration basabiliyordu. Doğru muyum? Guardian'da yine Talent'ını almak zorundaydı. Restoration'da direkt vardı. Hmm. Şu an mesela Kedi Feral'de gayet. Büyük ihtimalle da alınca. Evet evet, aldım olmuş ve geldi gibi görünüyor. Bakalım. Evet abi, burada. Restoration'a bakalım. Onun için bir Effint almaya da gerek var mı? Sanmıyorum ama saçma olur zaten. Orada direkt var diye hatırlıyorum. Okumuşum bir şey dedim. Orada otomatik balans Effint'e geçiyor. Evet. Tamamdır abi. Fark ettiğin başka büyük bir farklılık varsa söyle. Yoksa... Yok, genel olarak değişiklikler bunlar. Bir sonraki... Tabii beta'da neyi değiştirirler? Tabii bunlar çok da detaya girmek istemiyorum. O yüzden beta'da değişebilir. Hani beta'da değiştiği gibi oyunda değişebilir. Oyunda değiştiği gibi ilk yamada da değişebilir. Çok böyle hareketli bir şey olabilir. Çünkü onu da şundan dolayı yorumluyorum. 60 level'a çekince birçok yeteneğin işte vurdusu, aldısı, attığı heal'ı falan çok oynayacak. Yani level sıkış olayı o kadar kolay bir şey değil. Birçok şeyi derinden etkileyecektir yani o durum. Dead Knight'a dediğim gibi ben yorum yapacağım. Arkadaşlar, hakim olduğumdan mütevellit. Öncelikle size en büyük şeyi söyleyeyim. Gelen yeniliği söyleyeyim. Frost Dead Knight'lar artık çift el silah kullanabiliyorlar. Bu şekilde normalde Frost Spear'e geçtiğiniz anda elinize two hand, yani çift el herhangi bir silah takamıyordunuz. Şu anda rahatlıkla takabiliyorsunuz ve denemesinde yaptık. Çalışıyor. Howling Blast, Obliterate gayet normal bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu Dead Knight'lar için büyük bir yenilik. Yani Frost Dead Knight'lar sadece iki tane one hand silah kullanabiliyordu. Hazır Frost Dead Knight'tayız. Onların da şöyle, onun da talentlerine ve yeteneklerine bakalım. Şunu kapatayım. Peki şeye gelmiş mi Utku? Frost Dead Knight'ta Dual Wit veya Two Hand taktığında bir talent vardı. Neydi o? Skill var. Bir talent geliyor. Şey, damage'i eşitliyor. Mesela Dual Wit'te Hex gelirken Two Hand taktığında bir şey geliyordu. Şu an benim yani yakaladığım öyle bir şey yok. Şey de olabilir. General... Bu talent çünkü şey yapıyordu. Bu damage aralığını buff'luyordu. Eskiden talent de o ama o talenti seçince Two Hand kullanabiliyor konuma geliyordun. Şu anda böyle bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Spellbook'ta var mı şeyde? Main DK talentlerinde? Bakacağım abi, bir saniye. Tamam. Şu an talentleri mesela bu Frost arkadaşların eminim çok sevdiği talent kaldırılmış, yetenek olarak gelmiş. Syndragoza'yı artık skill olarak sallıyoruz. Burada Hypothermic Presence diye bir yeni yetenek gelmiş. Onun yerine dışında zaten büyük bir değişiklik yok. Gerisi aynı kalmış. Yeteneklerine bakacak olduktan sonra arkadaşlar, Anti-Magic zaten var idi. Anti-Magic Zone geldi arkadaşlar. Şöyle şu anda görüyorsunuz. Eskiden PvP talentiydi bu. Şu anda yetenek olarak gelmiş. Şöyle diyelim. Eskiden hem PvP hem Unholy, daha eskiden de Unholy Dead Knight talentiydi. Şimdi hepsine vermişler. Evet. Hani artık BFA, o senin söylediğin çok geriye gidiyor. Lichborn yine herkes tarafından kullanılabilir gibi duruyor. Bu bir PvP özelliğiydi. Dead Coil, Dead Knight şey yani Unholy'ye ait bir yetenekti. Buraya eklenmiş. Dead Strike vardı Frost'ta yine. Diğer yetenekler yine Frost'ta mevcutta vardı. Raise Dead özelliği gelmiş. Ama Unholy gibi pet olarak çıkarmıyorsunuz. Bunu 2 dakikalık cooldown halinde yapmışlar. 1 dakika boyunca yanınızda savaşacak bir goal kaldırıyor.
Onu şöyle göstereyim. Zaten Goal'u görüyorsunuz kenarda. Az bir talenti aç kapa. Yani bu Goal sizinle sürekli olarak durmayacak. Bir dakikalığında duracak ve Sacrifice Pact zaten vardı. 54'e gelmiş. Hemen diğer speklere geçelim. Geçmeden önce bir şeye bakar mıydın ya? Lichborn'a. Üstüne bir gelir misin tekrar Utku? Lichborn'a mı? Aha aynen. Bir üstüne gelir misin? Tam ne yazıyor? Şey Trinket. Ha şeyi kalkmış. Damage Reduce'ü kalkmış. Şeydeki evet. Misto Pandara'daki gibi. Sadece Undead yapıyor seni. Evet. Abi şeyde farklılık var mı? Bu Dead Knight'lar kendi şeyine basabiliyor ya enchant'ını siyahlara. Hı-hı. Biraz white basabiliyor. Onlar geleceğim abi. Geleceğim. Bir arkadaş da rünlerden bahset demiş ama. DK Derya oğlum Utku sana söylüyorum. DK'ya girdim millet. Bahsedeceğim sonra bahsedeceğim. Baya şey gelmiş lan. Evet evet. Oha. Konuşacağız arkadaşlar. Bir çok kısa Blood'ın da incelemesini yapalım. Onu en sona bırakıyorum çünkü çok fazla var. Şöyle bir göz gezdirdim ben de şeyden önce bu incelemeden önce ama detayına bakmadım. Talentlerde net söylüyorum hiçbir şey yok. Hiçbir değişiklik yok. Yetenek olarak arkadaşlar Raise Dead geldi. Bu daha önce yoktu. Lichborn yine burada. Anti-Magic Zone. Bunlar sabit büyük. Yani anladığım kadarıyla bütün şeyleri etkiliyor. Ve Dead Coil. Ekleniyor. Yetenek olarak. Onun dışında hiçbir farklılık yok. Büyük ihtimal ben az çok tahmin ettiğim kadarıyla Blood Dead Knight'ın rotasyonuna kadar hiçbir şey değişmeyecek gibi duruyor. Çünkü şu an yani işe yarayan talentlerinde de bir değişiklik göze çarpmıyor. Peki bir şey soracağım Utku ya. Evet. Abi rune toplayıp Lichborn'u açıp Dead Coil atabiliyor musun kendini? Bir baksana gözünü seveyim. Peki bunu Blood'da mı yapayım? Çok önemli bir şey. Unhol... O çok önemli bir şey. Unhol'de... Fark etmiyor. Blood'da da yapabilirsin. Blood'da da yapabilirsin. He Unhol'de de olur diyorsun yani. Aynen. Şöyle Dead Coil kendim de tamam. Hemen yapayım. Aslında senin dediğini anladım ben. Eski Warcraft 3'ten kalma bir olay o. Eskiden de kullanılıyordu Dead Knight'ta. Bir topla bakalım runları ne yapacak evet, abi. Evet rune'ü topladım şu an yeteri kadar. Tamam abi. Lichborn'u aç. Kendine tıkla. Bir dakika. Şunu da bir kesivereyim. Şu Dead Coil atmaya çalış. Kendime açtım. Lichborn'a bastım. Ve kendime Dead Coil atabiliyorum abi. Allah be. Şu an hilliyor. Allah evet. Be. Evet bu şey gerçekten güzel yakaladın. Teşekkür ediyorum ve tebrik de ediyorum. Hani benim aklıma gelmezdi. Red yani Warcraft 3'te Arthas'ın yeteneğiydi bu. Oynayanlar bilir hatta Dota'da, Heroes of the Storm'da Arthas ya da işte Dead Knight oynayan lar bilir onun ana yeteneğiydi. Gerçekten güzel bir yetenek. Gerçekten etkileyici. Evet şimdi Dead Knight'larda asıl merak edilene gelelim dostlar. Rune Forging. Şimdi Razor Eyes, Fallen Crusader. Evet. Ve Stone Skin Gargoyle vardı da bir tanesi yok burada benim hatırladığım. 3 tane değil miydi zaten? Ha evet pardon doğru söylüyorsun. Bu üçü aynıydı. Şimdi gözümde çok fazla oldu ya. Neler var özellikle okumak istiyorum şu an. Şunlara bir kısaca bakalım bunlar değişmiş mi? Hayır. Bu da aynı. %15 strength evet. Veriyor. Bu da aynı stat ve armor veriyor. Şimdi yenisine bakalım arkadaşlar. Hysteria. Affix your rune weapon with a rune that increase your runic power. Maximum runic power'ını arttırıyor 20. Ve runic power regeneration'ı arttırıyor 8 saniyeliğine %20. Oo bu ahır özellikle. Bu ara şöyle bir bakalım hemen benim Death Gate'im. Hayır tam şey tam Frost DK şeyi o. Duel with Frost DK talenti. Açacaksın şeyi, adını sen söyle, Breath of Syndragoza'yı. Aynen öyle. Takır takır vura vura zaten deli gibi expert şey olacak, haste olacak. Bu
sonra Sanguination diye bir şey gelmiş. Bir rune gelmiş. Affix your rune weapon that causes your death knight. Death strikes deal increased damage based on the target missing health. Ha. Tank için gelmiş büyük ihtimal anladığım kadarıyla, ya da PvP'ciler için de etkili olabilir bu. Karşı taraftaki, yani targetlediğin kişinin HP'si ne kadar azsa o kadar damage'ini arttırıyor Deathstrike'ın. When you fall below your health you deal. Çok op lan bu. Bu direkt tank için arkadaşlar. %35 HP'nizin altına düştüğünüzde sizin kendi HP'nizin %48'i kadar heal atacak 8 saniye boyunca. Cooldown'lu yok, proc şanslı büyük ihtimalle bu. Şimdi şöyle bir durum oldu Utku, bak. Eğer bu Unholy Deathknight'lar şimdi silah taşırlarsa, ki combat'ta silah değişimi artık var mı bilmiyorum da. Büyük ihtimal taşıyıp gelecek. Defansife geçerse Unholy Deathknight'lar, ikinci silahta da bu olursa, abi ölmez Unholy Deathknight. Bu ara silahlara tek tek rune basmayayım. Çünkü hiçbir değişiklik olmuyor. Anladığım kadarıyla henüz geliştirilmemiş bir özellik diyelim. Cooldown'ı vardır diye düşünüyoruz ama yani RNG'si düşük olabilir. Bilmiyoruz nasıl bir denge gelecek. Onu beta'da ya da oyunda göreceğiz. Abi efsane olmuş ya. FX or rune weapon with... Bu ara spell warding'i okuyoruz. Adından aslında şey biraz mesaj veriyor. Anti-magic benzeri bir etkisi olacak gibi duruyor. Bu PP gibi. Ama deflex yansıtıyor bu ara %3'ünü. Oo çok iyi. Çok iyi. Sperlet biraz zaman gelince. Create the absorb damage 2 ultuyor. HP'nizin %10'lu kadar da absorb ediyor gelen damage'in. Oo çok iyiymiş bu. Bu tam PP. Bu ara bu üstünüzde açıldığı zaman karşı taraf yani 6 saniye boyunca duracak işte atıyorum. Onun karşı tarafın cast süresini %10 azaltacak. Bu tam PvP'ci olmuş ya. Evet tam PvP'ci olmuş. Apokalips'e bakalım. That gives your goal dediğine göre tamam bu kesin Anoli. Ne diyor? Apply one of the following debuffs. Ha şansa aşağıdaki debufflardan birini veriyor. Death, healing reduction veriyor. War, increase damage taken veriyor. Death Knight tarafından bu ara. Hani işte raid'de ben Anhoy'la alayım. Bu rune'u bassın, boss'a vursun, işte herkesin damage'i artsın şeklinde değil. Sadece Death Knight'tan gelen damage'i arttıracak. Kıtlık, reduce the damage taken by the Death Knight. Tamam. Pestilence slows the target. Ne olduğunu söyleyeyim mi? Burada. Söyle. Pestilence olayı şu olacak. Hatırlıyor musun? Önceden Scourge değil de Plagueis Strike vurduğunda yerden kollar çıkıyordu, hatırlıyor musun? Evet. Yeşil. O skill açılacak. Olabilir. Slow verecek yani herkese. Aynen öyle. Ve Unending Thirst gelmiş arkadaşlar. Don Haste veriyor. And Movement Speed veriyor. %5 healliyor maksimum HP'nizin. Health when you kill an enemy and heals. Ha bu ölünce ama. Ölünce veriyor. Yani karşıdaki mob ölünce %10 haste ve hız alıyorsunuz. Aynı zamanda da HP'nizin %5'i kadar da healleniyorsunuz. Bu tam bir leveling. Tamam, leveling şey bence. Ya da BG'de de kullanabilirsiniz. Tabii ya da Mythic Plus'ta falan moblarda falan. Mythic Plus'ta damage ararsın ya. Çok öldükten sonra heal aramazsın. Hani kafaya kafaya vursun istersin. Ama bir de %10 haste var ya. Anadolu'nun için iyi bir şey ya. Ama mesela işte süresini yazmamış, ondan emin değilim yani. İşte 3 saniye 5 saniye duracak üstünde ama anlamı yok yani. Neyse. Bir şeye benziyor Utku abi. Bir tanesinin skill vardı. Soul Harvest mi ne? Target ölmeye yakın veriyorsun şeyi. Buff'ı üzerine. Öldükten sonra sana haste veriyor. Evet benziyor ama daha çok şeye benziyor. Heirloom Trinket'in özelliğine benziyor bence. Şimdi şöyle güzel bir destek geldi. Unholy Pact yokmuş. Bu şeye benziyor ya, trade'e benziyor. Yeni gelmiş, Dark Transformation Create Between Pact. Your pet ile aranda şey varmış, deal damage. Strength'ini arttırıyormuş. Hani, zincir direkt çıkıyor direkt böyle bütün arasında. Zincir arasında çaparsan, aynen onu şey yapmış. Eyvallah buz tanesi, teşekkür ederiz. Paladinlerde fear atabiliyor Lichborn'ken. Yani tam anlamıyla undead oluyor işte.
Ama Gargoyle var bu ara, onu söyleyeyim şey. Summon Gargoyle yetenek olarak gelmiş. Aa, gelmiş yine. Evet. Gargoyle var, onu söyleyelim. Hmm. Ona baktıydım. Kendim Frost oynayınca Frost type'ından. Hoşuma gitti ya. Bu ara dediğim gibi yeteneklerin rank 2'leri de gelecek. Acaba direkt level alınca Laps diye açılacak mı? Ya da gidip öğreneceğiz mi? Henüz onları deneme imkanım olmadı. Büyük ihtimal trainer'dan öğreneceğiz gibi duruyor. Şimdi ben Frost spec'teyim. Ve Frost spec'te Mage yetenek sayfasını incelediğimizde karşımıza Fireward gelmiş. Ne abi? Fireward. Fireward. Fireward, Fire Blast ve teşekkür ederiz baskın için, hoş geldiniz. Arcane Explosion var Kamer. Aha, o da gelmiş. Evet. Vay. Şeye dönmüş, klasiğe dönmüş. Portallar, bunlar şunlar tamam, bunlar zaten mevcuttu. Yeni gelen hani burada En önemli beklediğim bir şey var şimdi, bekle. O sen anlat. En önemlileri yani yeni gelenler Arcane Explosion, Fire Ward ve Fire Blast. Frostbart da gelmiş. Frostbart da gelmiş tekrar. Aa evet. Dikkatimi çekmedi. Spellbook'un içine gelmiş. Direkt Frost'a bakalım. Burada herhangi bir yeni değişiklik var mı? Ice Lance. Yok, rank 3, rank 2'ler var Ice Lance'ler. Bir dakika. PvP'ciler bir şey soruyordu Utku. Frost Mage ile ilgili. Bir geri gelsene, bir geri gel. Shatter diye bir olay vardı eskiden. Kişiyi buzun içine alıyordun, stun atıyordun. O var mı? O Glacial Spike'da Splitting Ice'da mı vardı? Bakayım. Buzun içine alıyorsun. Şu bak Fink 40 level talentinde başta bir şey var ya, onun üstüne bir gelsene. Hı, bu mu? Ha, Trinket. Ha, bu değil. O değilmiş. O gelecek diye konuşuluyordu. Aa, PP'ye baktın mı? Tanelerine. Belki orada. O kaldırılacak ama bir tane kadar. Fazla oraya baktan mı? Deep Shatter diye bir şey var. Utku üstüne bir gelsene Deep Shatter. Bir tane derdi. Onlara çok bakmak istemiyorum. Kaldırılacak diye söyleniyor ya. Nerede göremedim bu ara. Ha, ben şu. Üstte bak üçüncüsü. Nedir? Tamam değil. Burada benim şey fark ettim, Frozen Touch var mıydı emin değilim ama. Hangi karakterdi o? Frost'ta. Hayır. Kaçıncı şeydi bir tane? 35 level'da. Nasıl yani? O yoktu galiba. Burası yani. Aynı. Bu ara Mirror Image'ler arkadaşlar talentten kaldırıldı. Focused Magic diye bir şey gelmiş buraya. Blink diyorum ya. Mirror Image şu anda yetenek olarak karşımıza çıkıyor. Abi söylentiye göre bu Mirror Range'de hani 3 tane kupa çıkartıyor ya. Evet. Bunların bir tanesi Silence, bir tanesi Ruth, bir tanesi Stun atacak diyorlardı. Şu an öyle bir şey yok ama yazmıyor yani. Basalım. Demin Utku açtığında soracaktım. Şimdi birincisi şu. Eğer Fire Blast geldiyse eskiden Fire Blast bir şey prokladığın zaman uzaktan adama stun atıyordun 2 saniye. Bir saniye de 2 saniye. Birinci söyleyeceğim oydu. İkincisi de Time Warp gelmiş mi diye bakacaktım. Utku geçsin anlayacağız zaten şu şey talentlerden. Time Warp gelmemiş. Time Warp var zaten. Eski time var. Seni geri alıyor. Kullanılanı. Alter time mı diyorsun? Alter time evet. Geldi o geri geldi. Aha gelmiş vallahi. Evet gelmiş. Alter time geri geldi. Oha. Ben o yüzden sana diyorum mage'lerim güzel olacak. Oha. Benim başka gözüme çarpan bir şey yok Frost'ta. Bu mirror mage güzel ya. Herkes kullansın. Çok konuşmayacak abi. Özellikle Mage ateş edecek abi. Diyorlar. Bakalım ateş edecek mi Mage? Alter Time bildiğin DPS'i fena etkiliyor ya. Zaten işte o Lich King zamanında vardı. Sonra kaldırdılar. Şimdi tekrar geri geliyor. Şimdi ben Fire Talent'ine hiç hakim değilim. Bilen hemen müdahalesini yapsın.
Yine Focus Magic diyebilirim. Blink var, şey Mirror Image vardı. Ice Ward PvP fanatiydi. Aynen. E şimdi normal buraya eklendi o zaman, öyle mi? Hayır, burada da var. PvP'de onu şey yapıyorsun, buff'lıyorsun onu PvP'de. Ha eyvallah. Onun dışında Frost Ward ve şey de burada, Frost Nova falan var. Aynen. Frost Ward'ın üzerinde ne yazıyor Utku? Absorbing the Frost demiş. Evet. Ha tamam, Retail'deki gibi yapmışlar. Şey Retail demişim, Vanilla'daki gibi yapmışlar. Detaylı arcane yorum bekliyorum kamerdan. Çok böyle bir farklılık yoksa ufaktan geçelim. Flamestrike, Pyroblast ve Combustion değişiyor. Combustion eskiden dot takip yapıp üstüne o şekilde atardık ama şu an nasıl çalışıyor bilmiyorum ben. Üstüne gel okuyalım bakalım. Combustion ne diyor? Flames. Critical. Şey şu anki retail'deki gibi ya. Ha, aynı değişmiyor. Ben okumuştum abi Convention şey mantığını. Mythic Plus'ta daha iyi olsun diye Convention'ın şeyi yükseklermiş kritiğini. Belli bir şeye kadar. Ama cooldown düşecek bu sefer. Hani... Meta Utku'nun sorduğu başka bir şey. O eski Combustion'ı soruyor. Onu bilmiyorum. Onu fikrim yok. Ama benim dediğim hani... Aa bu ara Fire'da Alter Time var mı bakmadık. Hemen 2 dakika çok özür dilerim. Hemen. Kesinlikle vardır. Var. Hepsinde var. Var tamam. Çünkü Alter Time asıl Fire'da çalışıyor. Harbi efsane çalışıyor Fire'da. Her şeyi geri aldı. Aynen. Burası çok değişmemiş. Mage için sabit yapabilmişler gibi görünüyor arkadaşlar. İşte Frost Ward, Fire Ward, Fire Blast, Mirror Image. Buraya şey gelmiş. Bu ara Frost Bolt atabilecek Arcane arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Alter Time yine burada da görüyoruz. Tam PvP'lik olmuş o da. Evet, talent de yine Focus Magic söyleyebileceğim şeylerden biri benim ve kamera bırakıyorum sazı. Değişik bir talent var mı? Yok aynı. Hmm. Arcane up aynı. Bir şey yok farklı değişik. Aynı. Bir o Focus Magic neyse o. O Focus Magic eski bir skill'di. Çok eski bir skill evet. Ama aynısı bunu bir Tamam bu. Oh evet Focus Magic. Çok eski bu arkadaşlar. Focus Magic Wrath of the Lich King skill'i. Çok eski bir skill. Tekrar geri gelmiş. Arcane i̇şte özel yeni bir skill şey yok. Vardı. Bu Focus Magic bütün speklere geldi arkadaşlar. Mirror vardı işte Utku. Fire'da. Onu bütün spekler kullanabiliyor artık. Focus Magic'in olayı çok başka bir şey abi. Bu Hayır. Şimdi yeniden Mirror vardı. Mirror'ı skill yapmışlar. Focus evet. Getirme. Evet söyledim. Tamam abi. Yok ben de şimdi bak Mirror'ın şeye demeye çalışıyorum. Yani olay Wrath of the Lich King'e dönmüş. Mirror yine talent. Focus Magic de talentti. Focus Magic'i Castle'ın üstüne atıyorsun buff olarak. Hı. Dur bakalım. Kendimiz üstünde kullanamıyorduk o zamanlar ama. Şu an kullanabiliyor muyuz? Basıyor ama herhangi bir buff vermiyor. Yok. Üstüne gel yazar zaten ya. Kestirdiler diye. Hı. Evet. Gelelim Paladin'e. Hemen yetenek ağacımızı açalım. Şu an Holy Spec'teyim. Holy oynayanınız var mı? Bilmiyorum. Emma. Holy oynayan varsa yorumlarını alsın. Onu bizim Onur oynuyordu ya. Yo Ergün abi de oynuyor. Şu üstteki Light Hammer var. Üsttekiler hepsi var. Judgment. İşte Grim of Light gelmiş yeni. O mesela biliyorsun şey elbiselerdeydi. Onu talente çevirmiş. Saved by the Light var. Gördün mü Utku abi? Solda. 25 talent. O yeni evet. Gelmiş. Şu an yok. Şu an. Defalıyor. Saved by Light ve Grimmer of Light mı geldi? Bu da şeyde de ya, trade'lerdeydi galiba bu şey, skill 25'teki. Evet, Azerite trade'lenmiş. Aynen. Azerite'ydi bu. Üstüme geliyordu. Bunlar Azerite'ydi. Buraya peki, genel yeteneklere bakalım. Avenging Wrath, Blessing of Freedom, Protection, Sacrifice, Consecration, Crusader Aura, Strike, Devotion Aura, Divine Shield, Divine Steed, Flash of Light, Hammer of Justice, Ne çok skill var Paladin. Hammer of Red, Hand of Reckoning, Leonance, güzel. Redemption, güzel.
Retribution Aura, Shield of Righteous, Turn Evil çok World of Glory mi? Gelmiş bak, o yoktu galiba. World of Glory. World of Glory mesela şeyde Palette vardı. DPS'te vardı. Evet. Onu Holy'ye geri gelmiş. Getirmişler. Geri gelmiş. Bu ara evet. Consecration Aura, Sense Undead. Sense Undead. Bak Shield of şey yoktu mesela, o da geri gelmiş. O da şeyden abi, Holy Paladin'ler quest tank yapabilsin diye. İşte tank şeyindeydi, onu da buraya getirmişler. Turn Evil yoktu, Turn Evil da yeni. Bu ara Shield of Righteousness'ı kullanmak için yani shield takmak gerek. Onu da söyleyeyim. İşte Holy'ler için. Peki şey açar mısın? Consecration Aura'da ne diyor? O da eski bir skill'dir o. Interrupts and Silence Effect. Aynen. Aynı Silence, tamam. Evet, eskiden. Aynen. İşte auralar hepsi geri geldi. Ama bu level 52'de alabileceksin yani. Şu an yok. Şu an Retribution Aura var. Mesela when an party or raid member with, yani 40 yard'da daha yüge Avenger. Ben 8 saniye Avenger kuratacak. Mesela evet. Şey de bu Hammer of Ward var ya Utku. O mesela bir tek DPS olanlar kullanıyordu. Artık bana herkes kullanıyor. Bak, tank da kullanacak. Holy Paladin de. Monk'a geleceğiz birazdan. Rakeriz. Geleceğiz. Şey ne diyor peki? Retribution arada ne yazıyordu? Utku 52 Levent Anet'inde. Aynısı mı? Dur bakayım. 4 saniye süresini arttırıyor. Abi bildiğin şey olur ya, efsane olur ya. Ama illa birinin ölmesi lazım yani 40 yard içinde. Öl tekrar resik yapacaklar. İlla biri ölecek yani raid'de. İşte bu her ölen senin şeyini yükseltiyor. Yani burada ellemeyeceksin, ölecek ki sen biraz daha sağlam. Tekrar rebirth yapacaklar, kalkacak i̇şte adam. Eskisi gibi oldu. Yok, eskiden böyle bir şey yoktu. Yeni de yapmışlar bunu. Ya yeni ben bir şey bu. Bilmiyorum yani, ben Paladin evet, oynasam yine açarım Devotion Aura'yı yani. Ya da Consecration Aura'yı açarım. Şu an aslında bir nevi Lich King'e döndük gibi bir şey mi oluyor? Evet. Evet. Ama yetenek olarak yani talent ağacı yine değişmiyor yani. Protection'a ama bakalım. Ama değişmesi hakkında beklentiler var. Ya yani ben modern, bekliyordum açıkçası. Modernlik. Eski şey değişir de çünkü level sayısı çok uygun şu anda. Çünkü 60'ta yeni skill'ler gelme muhabbeti var. Talent ağacının 60 level'e yeni skill'ler gelebilir. Şöyle bir göz atalım. Çok bir değişiklik yok. Consecration gelmiş Retribution'a. Aynen, Consecration yoktu. Hmm. AOE'yi ağrıtabilmek için güzel olacak bari. Consecration var ya. Hayır, Retipal'da yok. Hayır. Yok. Retri'de değilim zaten, Protect değil mi? Tankta var da abi. Protection'da mısın? Hayır, bu genel Paladin skill'leri ama. Ama Paladin bu değişiyor. Gibi. Genel Paladin skill'de olsa şu anda yani alfa süreci olduğundan dolayı olduğunu varsayıyorum ben. Hmm. Onu düzenleme yapacaklardır. Hani bu sayfaya, sadece Paladin sayfasına bütün speklerin kullanabileceği yetenekleri koyacaklardır. İşte sadece protection'larını kullanacakları diye ayıracaklardır diye düşünüyorum. Aa, bu ara hiç Holy'de şeye bakmadık ama protection'ı bitirelim, öyle geçelim. Rebuke vardı. Bunlar aynı. Cleanse Toxin var mıydı tankta? Hatırlamıyorum ama vardı. Bütün şeyler kullanabiliyor. Paladin spekleri kullanabiliyor. Bu en büyük değişiklik şey zaten Paladin'de. Auraların gelmiş olması. Ve bütün spekleri etkiliyor. Sanki Hammer of Wrath yoktu şeyde, Protection'da. Yoktu abi, o DPS şeydi o. O DPS işte. Hepsine gelmiş. O da hepsine gelmiş. Evet, az önce şey söyledi onu Ergün abi. Şöyle ben bir tek Holy'de Rebuke var mı diye bakacağım. Ben de şimdi onu merak ettim ben. Yok. Üzüldük. O neden yok biliyorsun değil mi? Arenada ağzına ediyor milletin, o yüzden. O yüzden getirmiyorlar. Üzdü. Kötü oldu ya. Çok güçlü oluyordu çünkü o zaman Holy Paladin. Interrupt'ten tek şey oluyor. Healer. Çaman da interrupt ediyor. O Shear'dan da bu bildiğin... Ha doğru lan, Shear'da vardı. Evet. İkinci o zaman üçlü. Yine auralar sensandır. İkinci seviyeleri var. Retribution şu an, talenti açalım. Talentte bir değişiklik görürseniz söyleyin bana. Dediğim gibi aktif oynadığım bir class değil bu. Bu Seraphim de... var mıydı Seraphim? Seraphim mi? 240 levelde bak Seraphim en sağda. Üstüne gelsene Utku. Bu vardı sanki ya. Yok abi yok. Yok mu? Galiba kimse anlatıldı. Yok, ona yok. Seraphim. Yeni gelmiş abi.
Evet mi yenilmiş? MP power mı fiyat yukarıda gördüğünüz gibi sağda. MP'in power 25 en sağ. İşte galiba Divine Storm'un şeyini azaltmış. Bu Seraphim şeydi, tanktaydı. Evet, doğru. Seraphim tanktaydı, bunu buraya getirmiş. Healing Hands yoktu. Healing Hands, aynen. Selfless Healer var ya, o da yoktu mesela DPS'de. 45'teki. Bu Sacrificed Bright gelmiş abi, 50'de, en solda. O da yeni. O vardı lan. Yok o abi. Vardı oğlum. Var o, yok. Var. Yok abi, DPS'de yok. DPS'de yok. Şu an bakıyorum DPS'ine, tane şu an yok. Yok. Mete'de altta açık zaten değil mi? Aynen, açık abi, bende açık. Aynen, öyle gidiyoruz çünkü. Oğuz, abi bir yerde sanki vardı o ya. Var. Bir şey geldi. Teklerde var bu, ama neresinde yok. Healing Hand geldi, aynen. Evet. Onun bulunduğu yerde de şey varmış, Ward of Glory varmış. O da mevsimde geldiği için tank olarak yeni gelmiş bu. Healing Hand diye bir talent, 45'te. Başka bir özellik de Legion'da o diye. Legion dönemi değişiklik varmış Kamer. Tamam. Aslında biraz şey olmadı mı? 3 expansion'dır sürekli rotasyonlar değişmeye başlıyor. Ben abi, eğleniyorum açıkçası. Onun nedeni şu, expansion'larda hep ileriye doğru HP ve damage artışları yaşandı. Şimdi ilk defa geriye dönüş yaşıyoruz. Level ve şey olarak. Daha önce bir devalüasyon yaşadık ama şu an komple bu şekilde ilk defa yaşanacak oyunda. Ekstra bir söylenti daha var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Olabilme ihtimali. O da söyleniyor. Holy'lerde bu şey kalkacak galiba. Holy Paladin'de. Combo bar kalkacak. Combo bar olmayacak Holy Paladin'de. Yukarıda var ya 3 combo 5 combo topluyorsunuz. Şey gibi olacak. Catalyst ve Wrath of the Lich King gibi normal hilleyecek, düz hilleyecek Holy Paladin. Evet. Şaman'a dair hiçbir şey bilmiyorum ben. Nasıl? Sen ilk önce bir şeyden başla. Enhancement'tan, Elemental'den başla. Flame. Flame Tongue weapon gelmiş bak. Dur bir yavaş yavaş gideceğiz, bekle kanki. Bir elementale bir geçsin. Evet, talentlardayız. Evet. Talentlere şey bakıyorum. Bir dakika. Şey kalkmış. Evet, görüyoruz. Milestone kalkmış. Yok. Kaçıncı aynı level talentiydi? Evet. Yok, talent değil, milestone bar vardı. Kendisi, mana barın altında. 25 talent olduğu Gecko'ya yeni gelmiş. O kalkmış. Onun haricinde geri kalan talentlerin çoğu aynı. 25 evet. O yeni gelmiş. Bu Echo Yingshak. Evet. Bu yeni gelmiş aynı zamanda. Peki yeteneklere bakalım abi. Ancestral Spirit, Astral Recall, Astral Shift, Capacitor, Totem. Totem mi? Chain Heal, Chain Lightning, Cross Shot. Chain Heal gelmiş. Allah Allah. Elemental'de Chain Heal. Evet. Chain Heal artık ana oldu. Şey. Flame Tongue Weapon üzerine gelsene mi? Ne diyor? Sen istiyor muyuz? Üstüne tıklasana onun Utku. Silah imbu ya bu. Tamam abi, eski tarzı gelmiş. O da Wrath of the Lich King. Bunu silaha basıyorsun. Aynı şeydi. Aynı işte, ele şey olmuş. Enç olmuş yine. Enç. Dekar oldu. Bu şeydi. En az mışlama skilliydi bu. Hı. Vurma skilliydi. Buff olmuş yine. Şöyle devam ediyorum. Şaman da bayağı çünkü bu şeyi dolu. Shield gelmiş. Lightning Shield geri gelmiş. Aynen. Yenik Steel Totem gelmiş. Totemlerin hepsi anladığım kadarıyla bütün speklere geldi Şaman'da. O Primax Strike mı orada gördün? Lightning'in aynen. Altında. Evet. Allah, o da gelmiş. O yok bile şey mi? Şey yalnız ha. Eğer benim tahmin ettiğim Primax Strike'a etrafında böyle bir kere sallıyor, bufflıyor gelecek skill'le. O mu acaba? Üstüne gelip okusak? Şimdi bakalım. Instant Weapon Scratch de yok. 29 damage yok, olur. Yok değil, tamam. Şimdi bekle, belki bir sonraki sayfalarda şey vardır. Rank 2'si falan vardır. Upgrade vardır. Onun dışında bu sözü söyleyebiliyor muyum? Bütün totemler geldi diye. Aynen. Artık 3 şaman da kullanabiliyor onu. Bu ara burada bir... Tane Bolt gelmiş. Yok, bu Necrolord şeyi, bu büyük ihtimal... sadece Maldraxxus oynayanlar için olacak. O konuya girmeyeceğiz. Covenant yeteneklerine. Onu daha sonra inceleyeceğiz. Geç, aşağı elementale geç kanki. Elemental skill'lere. Enhancement. Elemental'e geç. Bak. Talent değişme. Altta elementale geçecektin ya. Pardon. Tamam. Şöyle tekrar açalım o zaman. Al. Buyur.
Doğru söylüyorsun. Orta orada yapalım. Gibi. Sadece bu sayfa var. Stalker var mıydı? Yoktu. Yoktu. Elemental'de yoktu. Ne hangisi? Stalker gelmiş. Şu mu? Stalker evet. Aynen. Yürürken kestetme. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Earth Shock'un üstüne gel abi. Earth Shock önemli bir şey. Çünkü Milestone gitmiş. Ne diyor? Target deposit with chaos signature damage. Earth Shock. Evet. Eski tarz ama elemental power kullanmıyor. Hmm. Elemental power kullanmayacak. Şu elemental fury ne? Pasifmiş tamam. Earth Shock. Fireman Lava Burst. Fulmination pasifi yeni mi geldi? Var mıydı? Ben hatırlamadım bir şey. Ben de ona baktım zaten. Yeni abi. Yeni değil mi? Aynen. Ben öyle bir şey atmadım. Tamam mıyız elementalde? Evet. Enhancement'a geçiyorum. Hadi enhancement. Poggers. Poggers değil. O Primary Dual Bolt'u şey yapmayın. Dikkat evet almayın. Evet arkadaşlar, enhancement şaman da gördüğünüz gibi manalı olmuş. Evet. Baya manası. Ne kullanıyordu? Manalı bir şey olmuş. Manalı. Elemental power. He? Elemental power. Tamam. Enhancement. Evet. Evet. Talentlerinde var. Herhangi bir değişiklik var mı? Bakıyorum abi. Üst 15'te galiba o ilk yoktu galiba ya. Yok, ilk vardı. En sağdaki yoktu. Elemental Blast var ya yoktu. Onun yanında şey vardı. Lightning Shield var ya, üzerine alıyorsun bak onu. O vardı. O talentten şeye geçmişti, üstüne geçmiş. Şimdi burada önemli olan sormamız gereken şu. Başka bir dakika, talentleri bitirelim bir saniye, özür dilerim abi. Hailstorm vardı 60'ta ortada. O galiba kalkmıyor ama abi tamam. Sola çıkmışlar onu. Başka bakıyorum. Hayır, getirmişler. Diğeri aynı abi. Tamam. Sadece 15 level talenti mi değişti? Evet. Evet. Tamam. Yeteneklerde sanırım hepsi aynı duruyor şu an benim gözüme. Flame Shock burada şaman sayfasına girmiş. Chain Lightning var mıydı Enhancement'ta? Yoktu. Vardı. Yoktu abi. Evet. Prop back'te patıyordu. Vardı. Şöyle vardı. Yoktu. Draenor zamanı, Legion zamanı vardı. Bfa'da yoktu. Bfa'da şey olarak gelmişti o. Crash Lightning olarak gelmişti. Chain Heal var. Chain Lightning. Lightning Bolt geri var yani. Geri gelsen neymiş? Bir geri gel. Ya bir ileri git. Lightning Shield gelmiş. Zaten ama Enhancement'ın eski skill'iydi o. Evet. Tekrar geri gelmiş. Totemler gelmiş. Başka bir şey var. Bu arada evet, bu şey... Totemler ha. Şimdi bunu şurada şunu sormam gerekiyor. Burada Blizzard bize dedi ki Enhancement Shaman'da değişiklik yapacağız. Elemental Power kalkacak. Aynı şekilde. Yapman gereken Utku, şu bufflarını at abi üzerine silahını, işte şeyini. İlk sayfadaki buffların var ya, silahını, enchilerini bas. İlk sayfaya gel. Sadece Flame Tank var. Bas onları abi. Bas onları. Off'a evet, basmıyor. Off Shield üstüne, bir dakika. Off Shield o yüzden. Evet, şey yapman lazım. Tamam, şimdi oldu. Tamam. Şimdi Utku, normal skill'lerini koydun barda. Bir boss'la şey, bir mob'a vurmaya gitsene bakalım. Nasıl çalışacak mekanik? Mekanikteki farklılıklar ne? Totem açacaksın, unutma. Hangi flame. Totem açacağız? Flame açacaksın. Shearing totem mi? Aşağı inmek. Sağa git bakayım hangisi var orada. Evet. Evet o. Bu da geri gelmiş. Bu yoktu galiba. Evet. Yoktu. Normal rock bitir mi vuracağım? Aynen. Normal vurmaya devam et yani. Bu normal DPS yap. Storm Strike vurup onunla başlayacaksın. Totem at. Geç abi moba doğru. Flame Shock atacaksın moba. Oğlum bara koysaydım keşke Flame Shock'ı söyleseydin ya. Ha, koy o zaman canım benim. Normal düz vuracaksın dedin az önce. Şey, mekaniğe bakacağım. Totem bitti. Flame Shock vuracağım, Storm Strike vuracağım, öyle mi? Aynen, Storm Strike, sonra lava vuracaksın. Bir daha şey, birinci skill'dekini vuracaksın devamlı. Adam bana rotasyon yaptırıyor şu an burada. Evet, bir bakalım nasıl çalışacak. Ölecek ama bu, ben sana söyleyeyim. Şu an bir şey frogladı ama. Direkt vuruyor. Ne geldi üstüne buff olarak? Elemental Blast vurmam için mi buff? Milestone geldi? Weapon diye bir şey açtı ama. Evet. O da şeyden dolayı. Tamam abi, şeye dönmüyorum.
eski olaya dönmüş. Eskiden şeyi bekletip elemental power dolduruyorduk ya, ondan sonra patlatıyorduk MOBA. Evet tabii. Bak şimdi mesela Utku abi, bu buff çıktığı zaman Chain Lightning, Chain Heal, Elemental Bolt kestemen direkt atıyor. Hani kestini kırıyorsun, az atıyorsun yani. Kest buff'ı gibi oluyor. Mesela bu yoktu şimdi. Bu BF'de yoktu mesela. Legion'da vardı büyük bu. Büyük bir ihtimal Windfury Weapon da geri gelir bunda. Çünkü Enhanced'ın şamanın en önemli skill'iydi o. Windfury de geri var. Gelir. Windfury Imbue var. Şey denesene, Solatak onu. Şeye. İki tane tak yani şey. Varmış zaten lan, koymamış. Ooo bu varsa var ya, oğlum efsane olur ha. Tek atıyor abi direkt. Bu abi dedim ya, yetenekleri incelemeden hemen şeye geçtik. Bu klasikte şeydi abi. %2 mi? 3 ihtimal tek atıyorsun direkt. Aa, Windfury totem de var lan. Evet. Tabii. O zaman raidleri vazgeçilmez olacak diyoruz ya, tüm totemler geliyor. Windfury totemin özelliğini okusana bir. Buff'ı okusana bir Utku. Sağ tarafta buff'ların var ya. %10. Bak evet, eski tarz. Eskiden double'du bu, tek yapmışlar, single yapmışlar. Ben geliyorum. Çok güzel olmuş ya. Bu da Ömer abi. Kasında yani artık. Güzel oldu, güzel. Bakalım Restro'ya. Ve bu partiye buff veriyor abi de, Windfury totem. Kestleri azaltıyor yani, tanıyorsan. Ben bir de geçiyorum abi Hidro. Bakalım şimdi ne kadar Ömer var. Oynamıştım Hidro'yu, az çok biliyorum. Neler var? Ancestral Split, Chain Heal. Yine buff'ları da koyabiliyorsunuz hemen. Flame Shock'tır, Phantom bu. Cross Shock. Bakalım. Totemler yine burada. Bu ara elementaller vardı. Aynen. DPS totemler yine var. DPS totemleri. Neler var? Tremor, Lightning Bolt. Abi talentler birebir. Talentler birebir. Aynen. Güzel. Yeteneklerde ben derim ki hiç bilmiyorum bunu şeyde, şamanda. Bakıyorum şu anda, bakıyorum. Lovers. Aa bir dakika geri gel Utku. Water Shield, tıklar mısın üstüne? Water Shield. Aha gelmiş. Bu da arkadaşlar eski bir skill, Water Shield. Vlad Otelich King'de vardı. Şamanların manasını dolduruyor. Haydi. Aynen, geri gelmiş. Çok güzelmiş lan. Şamanların manasını dolduruyor. Görsel de güzelmiş. Sesi de güzeldi, böyle şofu şofu sesler gelir. Hı. Yani Water Shield de gelmiş. Şamanlar için güzel haber bence bu. Ve şey, bitmez yani manası. Kolay kolay. İyi olmuş. Söyleyecekleriniz varsa bırak. Mana tutan. Ha? Utku mana tutan var. En üstte. Evet, o da yeni. Abi Raid'in vazgeçilmezi. Şey değil mi? Herkesin abi iyice inceleyin bak. Abi çok iyi olmuş ya. Mana Tide Totem de gelmiş. Abi Resto Şaman var ya, efsane olacak bak. Efsane. Mana Shield, Mana Tide Totem. Raid'lerde şu an bildiğin şaman vazgeçilmez olacak kesinlikle. Healer oynayanlar bırak atlasın yani. Evet Mete, sendeyim, bırakıyorum her şeyi. Kontrol sende. Tamamdır abi. Talentlere bakalım. Konuşacak mısın aşkım? Chipshot aynı, Yvonne aynı, Faint aynı, Kick aynı. Rock'taki çoğu şey aynı şu an ya. Rock'lara gelen bütün skill'lerde. Bir tek şey gelmiş herkese benim bildiğim, okudum. Bu zihin. Poison var ya. Poison. Yani normalde Assassination Poison atabiliyor muydu? Yok. Mesela bu Poison'ın hepsi yoktu galiba mı? Yoktu. Mete. Yok. Şey. Ali Kaleti var ya. Kafa. Kaleti var bak. 45'te. Kafa. Bu şu mu? Zehir, aynen o. Bu sadece alt oda vardı abi. Aslında da gelmiş, güzel. Haste buff veriyor üzerine, her finishing mob attığın zaman. Tek farklılık şu an o, tanetlerde. Poison'un hareket farklılık ne Mete?
Abi 4 tane Poison olmuş eski. Eskisi gibi. Aynen. Çünkü en eski hali. Poison'larda şey, bu Mind Numbing normalde PB talentiydi. Bunu hepsine getirmişler. Bu bayağı güzel olmuş. Bir de Outlaw ve Stalp'da Deadly Poison yerine bir tane daha zehir var. Onda da sanırsam Rage kısıyordu. Numbing Poison, Crippling ve Wound Poison var. Bir dakika, Wound Poison ne diyor? Kaç, ne kadar yüzde healing reduce ediyormuş? Aynı olması lazım. %25 olması lazım. %25 biz şu anda da %50 mi olacak? Bak okusa bir... %50. %50 mi? 50 chance to poison the enemy. Ama yüzde kaç şey yapacak, reduce edecek? 6 yazıyor abi. %6 healing. Tamam. Şu cücük onura yaz bakın gelsin. Evet, nöflenmiş. %50 normalde. Başka şu... gelen özelliği abi şey gelecekmiş. Bu PV tanesinde şihiv var ya. Bu şihivle beraber Toxic Blade proklatırsan ekstra buff alıyor zehirleri. Bu mekanik olarak yani farklılık olmuş, güzel olmuş. Nerede o? Nerede görebiliriz onu? Bir saniye. Şu an bir yandan da... talentlerinde. Ha, PvP talentle... PvP talentlerini geç abi. PvP talentleri değişecek deniyor çünkü. Şey olacak. Yani şihir, normal şey gelecek. Stabuka gelecek. Zaten henüz, şu an bak seçili. Henüz aynen, yok ama. Seçili şu an. Geldim. Henüz normal, yok. Alfa'da aynı. Yok. Yani geri kalan aynı. Altta o geçelim. Yeteneklerden... ya yani baktığında mı skill'lerde bir değişiklik yok? Yok abi, aynen. Tamam. Ambuş var, ambuş. Assassin'de ambuş var. Evet bu ama çok da şey değil ya, nasıl diyeyim. Çok da şey değil değil oğlum. Sen söyleyeceğim bu yoktu Assassination'da, evet, geldi diyeceksin. Nerede ambuş? Sadece Outlaw'da vardı. Nerede? Yetenek mi bu? Assassin evet. Şeyinde, Spellbook'ta, Assassin'in ağacında. Slash and Dice gelmiş. Evet, bu da yeni gelmiş. Kör müsün amk? En önemli skill o, Slash and Dice. Abi ne verir ki? Aynen bu. İlk aynı veriyor. Şeyle aynı. Outlook'un aynısı. Assassin'e gelmiş. Bir de şey vardı. Şiv gelmiş zaten işte. Oğlum. Yazar aşkım bu şey gelmiş bilgisayar başına. Diyorum ya abi geldi diyor. Ne diyor? Hayır diyor ki bu... PvP talenti buraya gelecek ama gelmemiş dedi. Hayır abi normalde PvP talenti ya bu. Burada kalkacak bu. Hani PvP talenti kalkacağı için normal olarak. Bir book olarak gelecek. Yani insta olarak gelecek. Bununla Toxic atarsan daha fazla vuruyorsun. Bir de bu Slime and Dice gelmiş yeni. Utku sıra senden üstüne gelir misin? Yüzde kaç bufflayacak? Bakayım ona bir. %50. Abi efsane. Assassin o da eski hale dönmüş. Çok güzel. O da eski haline dönmüş. Wrath of the Lich King dönemi. Sadece Hunger for Blood yok. Evet. O olsa... Utku güzel olurdu var ya uff. Sıra senden üstüne Assassin'e gelmesi çok iyi olmuş. Ulan güzel, Mete güzel ya. Bir çıkartır. Evet, Poison'lar gelmiş. Evet. Kombata. Outlaw'a. Farklı olarak Assassin'dan o dediğim gibi Deadly Poison yerine o farklı bir zehir var abi. Outlaw'da. Talentlerde bir değişiklik var mı? Ben bakıyorum abi. Good problem. Bak bir tane Coming Soon var. O yapılmamış. Daha evet, yapılmış o... Onu da bilmiyorum. Normalde orada şey vardı. Slice and Dice vardı. Talent normalde. Aa bak Combat'a da gelmiş. Yani Outlaw'a da gelmiş Slice and Dice. O talentmiş evet. Zaten eskiden sanırım. Talent daha Outlaw talent geliyor. Güzel olmuş bak. Zaten kaldırılmış, burada da yeri boş başka duruyor. Yeri aynı. Kidney Shot tüm speklerde vardı. Spellbook'ta. Spellbook'ta bir gelir. Kidney Shot gelmiş evet. Sola bak aynı. Kidney Shot gelmiş abi, bu önemli. Normalde Bitwing'de Ice Skill'i stunlıyordu Outlaw Rock'ta. Artık stunlamayacak, sadece damage vuracak. Onun yerine Kidney Shot geldi stunlamak için. Outlaw'da farklılık da bu. Geçiyorum o zaman Sabah. Geç abi. Bakalım Sab'da ne yapmışlar. Şurada bir talent yok. Find Weakness abi. O talent. Coming Soon yazdı talentte. O vardı. O zaman yetenek aynı olarak şekilde... gelmiştir o. Aynen. Evet, yetenek olarak gelecekti. Öyle diyorlardı. Zehirler aynı şekilde var.
Shadow Vault var bak, gördün mü? Bu yeni skill. Yoktu. Şu Fine Weakness. Ne, ne hangisi? Shadow Vault. Sub skill'lerinde. Şu. Aynen o. Bu da eski skill. Zıplıyorsun direkt rakibin üzerine. Ağır zıplama değil, uzaktan şey yapma. Combo point'le şey yapmış, throw atıyorsun bunu. Tamam işte, git yazıyor. Ne leap, nerede yazıyor? Finish it bunu. Leaps into your aim. Death Bow Evolve gibi olacak bu. Değiştirmişler. Normalde Death'te throw'du bu. Evet. Death Bow Evolve diye skill var abi. Rock'ta. Yukarı çıkıp rakibin üzerine zıplıyorsun direkt. Onun yerine bu Shadow Vault olarak eklenmiş tabi. Güzel bir yok yok. Benim demeye çalıştığım şu Mete. Aynı renkteki, aynı ikondaki skill Deadly Troll'du. Senin evet, dediğin evet, Death From Above. Başka. Şimdi onu birleştirmişler. Aynen. Rapture gelmiş. Rapture gelmiş. Rapture gelmiş. Bunlar çok güzel olmuş yani. Sattık. Bir şey daha görmüştüm ya. Ne görmüştüm ben? Ne görmüştüm ya? Karaktere bakıyorum ha. Sağa gitsene şey. İkinci sayfaya. Sıla Sandalç gelmiş. Aynen. O zaman hepsine geldi abi. Find Weakness yine ağaca gelmiş. Ne kadar armor bypass ediyor? Baksana bir üstüne. Find Weakness'a. %40 normalde. 10 saniye boyunca. Kaç olmuş? %30. 30-18 saniye boyunca. Güzel. Bu talent de abi normalde. Insta'ya getirmişler bunu. Kaç yalnız şunu edeyim. Ben söyleyeyim, hatta bunu reportlayabiliriz şu anda. Bu normalde ROG diye bir ayrı sayfa açılmasına rağmen mesela Slash and Dice hepsine gelmiş aslında ama evet, ama şey değil. Yani ana sayfada değil. Evet. Yani böyle bir değişik bir durum var, düzelir diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani evet, oyun olmuş. Bu şekilde çıkacağını sanmıyorum. Talentlerde bir değişiklik yok sanırım, bu ortada evet. Ne vardı eskiden? Geliyorum. Find Weakness vardı abi. O pasif olarak kullandığınız var ya. Find Weakness. Ha söylemiştin, özür dilerim. Tamam. Tamam. O zaman Rog'a güzel veda... Güzel yani. Oynanır yani. Rog'a veda ediyoruz. Yorumun ne? Güzel oynanır. Evet. Mistweaver'la başlayalım. Evet. Heal'le başlayalım. Hazır senin şey olduğun spek. Şimdi bakıyorum abi. Touch of Death. Çok önemli. Eğer geldiyse her ki... spek'e. Büyük ihtimal geldi. Bakacağız şimdi tek tek değiştirdiğimizde. Şey olacak. Artık yani Monk'un bütün spekleri ekstra ability'ye çıkartabilecek büyük ihtimal. Her şeyin aranan, hani PV'nin aranan yüz olabilir. Dump and Harm tanklarındı. Dump and Harm diyorum, Extra Harm. O bütün şeylere eklenmiş. Onun haricinde bakıyorum hepsi aynı. Diğer sayfada ne var? Geri kalan main skill'lerin hepsi aynı. Sadece tank'tan ve DPS'ten spilek. Sayfaya bakalım. Burada bir yenilik görüyor musun? Yulon dediği Jade Serpent ne? Yulon yeni gelmiş o. Yanında böyle bir şey, serpent çıkartıyor. O şey vardı ya, senin kuş var ya, kuş. Hani koşuyor zıpırt hızlı. Onun şeyi yok, bu yenisi. Yok, cheesy talent'te var. Talent'te var, 45 en sağda. Yok, bunu oynarken gördüm ben. Bu da öyle zıplıyor, o kuş gibi. Çıt 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 her yere zıplıyor. O zaman main spa gelmiş. Fortifying Biru yoktu galiba. Misi Vrubok'ta bir kontrol edeyim onu. Talent'a mı geliyordu sanki? Aynen, o yok. Yok, onun yine başka bir skill vardı defans. O şey abi, PB talentinde vardı. Fortifying Biru. Aynen. Normal main talentinde o yok. Bu yeni yani. Evet. Aynen. Ekstra talentten aldığım bir şey. Onun haricinde... Expel Harm bu ara level 52'de rank 2'si gelecek. Bir dakika, onu bir atıklar mısın abi? Bu eski skill'e Expel Harm. Bu Expel Harm Legion'daki talent ise şey sağlıyor. Shooting Mist'i adama çanılamaya başladığın zaman hareket etmeye başlıyorsun. İlk açıklamaya gelsene be abi. Neye? O oysa vuran kikisi ya, tam şey vermiyor. Tamam eski skill bu. Mustafa'nın hareketi. Talentlerde bir değişiklik var mı? Dur onu kontrol edeceğim.
Healing taletlerin hepsi aynı. O zaman sadece iki şey skill'ini getirmişler. Touchot'ta çok önemli. Bu çok güzel ya. Windwalker'a geçiyorum. Ben de geçiyorum bir dakika. Talentleri açıyorum. Touch of Death burada da var. Var mıydı daha önce bilmiyorum ama. Yok vardı o. DPS'in main şeyi. Zaten DPS'i Windwalker montlar onunla yapıyor. Expelharm var. Kick var. Expelharm burada Monk'a şey vermesi lazım. İki tane bedava çiğ vermesi lazım. Bir tıklasana üstüne. Aynen. Bir taneydi bu arada o. Şey getirmiş. Yok aynı. Aynı. Galiba şeyler fazla değişmiş. Şey. Bir rank 2'si var mı? Yok. Yok. Windwalker'a bakalım. Skill'lere bakalım. Afterlife var. Fourth Thing. Brew yeni gelmiş yine tekrar. Hı hı. Aa bak Tiger şey olmuş, insta olmuş. Normal talent de o. Aynen Tiger talentten almışlar. Bir skill'lere bakalım, sonra talentlere bakalım. Tamam. Page 2'de Afterlife vardı, pasif o zaten. Demon Hunter gibi düşün. Öldürdüğün zaman yaratığın içinden bir şey çıkıyor, onu tıklıyorsun. Peki Fist of Freestan mı atıyor, Slow mu atıyor? Onu tıklıyorsun. Aynen. Eskiden stun atıyordu o. Şu an var mı öyle bir şey? Yok, sadece yok. Önüne yapıştırır diyor. Tiger'ı aynen instant yapmışlar, şeyden kaldırmışlar. Talent ağacından. Onun yerine Dental Çizgi gelmiş. Talent'a galiba. Bak, bir sonraki page'e bakabilir miyiz? 45 levelde Dental Çizgi gelmiş diyor yeni. Talentlere bakacağız. Nereye bakalım dedin Onur? Page 2'de var mı skill? Pasifler var. Pasifler de aynı. O zaman talentlere girebiliriz. Aynen talentlere bakalım abi. Abi 15 aynı, 25 aynı, 30 aynı. Nasıl aynı galiba ya? 35 aynı, 40 aynı. Aynen 45'te bir Dance of Chi var. 50 aynı. Dance of Chi'yi yeni gelmiş. Bu büyük ihtimal şey, kickle alakalı. Aynen bu döne döne montların bale yaptığı bir skill var ya. Hı hı. Onu bufflamışlar. 100-200 diyor. Büyük ihtimal büyük bir EO'yu demek için onu oraya koydular. Bu threat miydi yoksa onun önceden? Öyle bir şey hatırlıyorum ben Azerite Armor'lardan. O kadar sağlam değil de sormadığımdan tam bilemiyorum. Ama birkaç tane şey check edebilirim. Geçiyorum öyleyse tank spec. Azerite Armor olma ihtimali var. Azerite'ler de varmış. Selim yazmış. Karşılaştırabiliriz. Yine tankta çok büyük bir rol olacak bu Touch of Death. Yani direkt monk bir şey yok. Evet, stage'i silecek Touch of Death. Çok önemli bir skill yani. Önemli bir şey silmek. Bir de senin HP'n kadar alırdı galiba değil mi? Evet, evet. Senin HP'nin iyiydi. Eski öyleydi. Sen bilmiyorum. Bu ara tankta açıklaması değişti şeyin. Expelharm'ın. Zaten bu tankın ana skill'i normalde. Tankın ana skill'i direkt defansif. Expel değil, senin dediğin dumping oğlum. O Expel'den bahsediyorduk. Yok, Expel'de şey var tankta. Normal PvP tanesinde var, defansif yönündeydi o. Burada biraz değişmiş galiba. Hani heal atıyordu, şey yapıyordu, kendi self defans. İkinci sayfada bir şey yok, Mystic Touch diye bir şey var. Touch of Death gelmiş yeni. Onun dışında yeni bir şey yok. Skill'lere bakalım tankın. Kendi skill'lerine bakalım. Bu ara aynen, Touch of Death'in rank 3'ünü alabilecekler. Stagger damage'ini arttıracakmış. Abi ona baksana. Canın kadar mı canını alıyor yoksa vuruyorsun, bekliyor musun sadece? Ona bakabilir miyim abi? Nereden bakacağım? Hani bakalım. Eskiden şey vardı. Yok direkt şeye bakacağım. Yazısına bakacağım. Skill'i. Touch of Death'in mi? Hangisinin? Aynen. Tamam üstündeyim zaten. Ben sizinle abi. Ben normal hani insta aldığım var ya. Aklını şey yapmıştı. Bakayım. Bu rank 2 mi rank 1 mi bilmiyorum ki. Hah bu.
Bir yandan da şeylere bakıyorum. Kalemine bakıyorum. 15 aynı zaten. Yok tamam yeni sistemim. Onur sen resto şamanını kaçırdın oğlum. Ne özellikler gelmiş. Yok aynı abi. Eskiden çünkü şey vardı Utku abi. Canının %15 kadar eğer canı kalırsa mobun tek atıp geçiyoruz. Buradaki yetenekler var mı? Eski hal mi? Yani bir değişiklik var mı görüyor musunuz? Bu skiller mi? Bakıyorum. O şey olmuş. Talentleri şeye çekmişler. Skill'e çekmişler. O zaman 45 level talentinde de bir değişiklik olmuş genel olarak. Aynen. Mod'dan. En sağ. En sağ. 45 en sağ. Orayı almışlar. En son talentten en son 50 level talentinin ortası. O da değişmiş. Orada bir şey vardı. Stager ile alakalı bir skill vardı. Onu değiştirmişler. Celestial Flames koymuşlar. Skill'lere bakıyorum. Celestial Brew diyor. O tankta öyle bir şey hatırlamıyorum ama. Aynen abi. Celestial Brew diye bir skill yok tankta. Şu an retail'daki haliyle. Bir geri gelir misin? Bak Celestial Brew var. Sol. İkten üçüncü. Gördüm. Bu yeni gelmiş. Bu yok. Öksürme değil mi lan o? Ağzından alev çıkartıyordu. O üstündeki o senin dediğin. Bu Celestial Brew yeni gelen bir şey. Şeyi kaldırmışlar galiba. Onu göremedim ama. Purifying Brew ile Iron Skin Brew vardı. Purifying Brew burada. Aynen onlarla ayarlıyordum. Büyük ihtimal Iron Skin'i kaldırmışlar. Onlara Celestial Brew koymuşlar. Orada bir değişiklik var. Şurada Clash gibi bir şey yazıyor. 58 tane galiba. 58 level'ı. Böyle bir skill hatırlamıyorum ben. Bir kontrol edeyim tekrarda. Aynen öyle bir skill yok. O da yeni gelmiş tahta. Ne yapıyormuş bu? Meeting halfway routing mi? Rootluyor. Root gelmiş. Yeni getirmişler. O zaman bir tane daha aynı skill'di. Bir daha geri gelir misin? Blackout. Blackout mu? Aynen Blackout. Şey gelmiş tanka. O yoktu galiba önceden. Evet yoktu. Kick. Blackout kick var ya. Hı hı. O yoktu. Blackout strike vardı onun yerine. Seni kick'i geri getirmişler. Hı. Hmm. O zaman büyük ihtimal şeyi kaldırdılar. Zopayla vurmayı. Blackout strike'ı kaldırdılar. Büyük ihtimal. Peki bir şey soracağım Monk'la ilgili. Deniliyordu ki speklere göre işte dual wield veya two hand yapılacaktı Monk'larda. Yani eski hale gelecekti geri. O olmuş mu? Mesela Windwalker'a geçtiğinde dual wield oluyor ama artık two hand de oynayabilecek. Ya şimdi şöyle hani silahı takabiliyorsun eline ama ha yok you cannot dual wield diyor. Yok. DK'da vardı da. Windwalker'da. Mesela tankta yok. Bakalım Windwalker'a da. Şimdi Twist of Fate'in bildiğine gelsene abi baştan. Bir dakika. Fortress of Mind'ın üzerine gel abi. Orada baştan hepsine bakacağım yani. Bir değişiklik var mı? 15 talentinden. Şey içeriklerine değil de yeni talent geldi mi diye bakalım abi. Yeni talent var mı diye. Tamam. Ya da... Death and Madness. Kaçıncı? Kaç? 40'ın ortası. Şöyle bir basayım. Bu yeni mi geldi abi? Şu an bana geç geldiği için görüntü. Şeyden aynen. Discord yayından bak. Discord'da da mı yayın açıkmış? Evet. O delay olmasın diye işte. Ha okey. Dur abi. Ha. 6 saniye şey... 40 infinity veriyor 4 saniye boyunca. Shadow Earth... Tamam bu yeni gelmiş. Shadow Earth Dead zaten blaze oluyor. Önceden saçmaladılar talent'a vermişlerdi. Madness'ı değiştirmişlerdi. Yine aynı şey ama değiştirmişlerdi. 50 level sağ tarafı diyor. 50 en sağ. 50 en sağ. Bu alfa, bu daha değişir. Aynen, eski haline getirmişler bunu ya. İlk çıktığı hale. Yok eski, ilk çıktığı hale bu değil abi. İlk çıktığı hale 3 dakika üzerinde bak. Kalıyordu. 3 dakika üzerinde kalıyordu. Burada 25 saniye diyor. Şu anki halinde bile 1 dakika üzerinde kalıyor. Şu an 25 saniye. İyice mahvetmişler yani.
Desperate player yoktu bak base'inde. Normalde Holy ve Disciplined'de vardı bu. Şu an... Ha yeteneklere mi döndük abi? Shadow'da yoktu. Vanilla Priest gibi olmuş. Dwarf. Aynen. Strategy'si. Bak bu yoktu önceden. Dist hepsine gelmiş. Mesela bu healer'lardaydı. Shadow'a da gelmiş bu. Holy'de Dist 5'te vardı. Bu şey maksimum canını arttırıyordu da şu an direkt heal atıyor onu. Shadow of Death tekrar geri geldi. Mind Suit'i PvP için zaten range'ini 10 yard düşürüyordu önceden, hala öyle bir... Aynen. Healer'ı atıyordun karşı tarafın healer'ına. O mecburen daha çok yakınlaşmaya çalışıyordu. PvP talenti miydi abi? Ya daha PvP talenti değil de PvP ağırlıklı kullanıyordun. Yine base bir talent'tı ama PvP'de kullanıyordun. Bunlar... Power Infusion geri gelmiş bak. Power Infusion geri gelmiş en altta 2 dakikalık bir kullan. O eskiydi, yeni geldi. Eskiydiler. BFA'da kaldırmıştı. Hatta BFA'da mıydı? Legion ortasında falan kaldırmışlar. Legion zamanında vardı. Ondan sonra kaldırdılar. Legion ortasında falan kaldırdılar. Bu mükemmel bir talent. Yani bir tane cooldown'umuz vardı. O da buydu yani. Shadow Fiend'i sayma. Dışında gelen bir şey yok. Disipline bir bakabiliriz abi. Geçelim. Holy ile ilgili hiçbir fikrim yok yani. Ergün abi Holy oynuyor main'ini. Talentlerde var mı değişiklik abi? Talentlerde... Ellie'nin ilk talent'ı değişmiş. Şu Light Scares mi? O yeni gelecekti aynen, zaten. Yeni. Bu yeni geldi. Peki buradaki kalkan şey skill olmuş olabilir mi? Ne vardı burada? Orada %3 az damage yiyordu atomat attıkları. Şu şey vardı ya. Levinas mı neydi öyle bir yani... Levinas vardı. Levinas kalktı. Hani kendine bir hell at. Kendine bir şey at. Atıyorum Divine Shield 4'teki var ya koyduğun skill. Hı hı. Onu bir at kendine. Overwatch Shield. %3 az damage yeme şeyi vardı bu attıklarının. Şey, sen de dahil kimi atarsan. Bir tık blast damage yapıyordu. İşte Lynch var ya, onun otomantör resmi vardı işte, onu mesela daha az damage yediriyordu sana. Şimdi onun yerine bunu getirmiş. Skill'lerde ne var? Shadow of Death de gelmiş geri disipline. Aha, Shadow of Death bak, geri gelmiş. Bu arada sadece şu anki... Mind Suit'e sen PvP talent dedin de o şey ya, mob'un sana agro çekme range'ini uzatan bir şey o. Yok, 10 yard, oturup 40 yardan atak yapabiliyorsun ya, onun altında sana 30 yardan atak yapıyorsun. Daha çok PvP'de kullanılıyor dedim, direkt PvP'de böyle. Healer'ı atıyorsun, healer'ı pillar'dan çıkartmak için ya da işte daha çok yakınlaşmasını sağlıyorsun. Evet, o şekilde kullanıyorduk biz. Şimdi diğer skill'lere bakayım. Burada bir yetenek değişikliği var mı? Shadow'daki talentlar gelmiş disipline. Şey, talent diyoruz. Mind Blast yenidir. Aynen, Mind Seer var bak. O da gitti geri gelmiş. Yani Discipline aslında bayağı raid için şu an vazgeçilmez bir şey olacak. Peki bu Discipline sayfasındaki yeteneklerde bir değişiklik görüyor musunuz? İlk sayfada yok. Bunların da hepsi pasif zaten. Shadow Fiend. Power of the Dark Side ne ya abi? En alttaki pasif. Ha tamam, bu okey. Var var. Mastery'e bir bakabilir miyiz abi? Mastery'de bir değişiklik ama... Master Grace. Tamam, Mastery'de de bir değişiklik yok. Geçiyorum Holy'e o zaman. Yap. Holy'le ilgili hiçbir bilgim yok. Ergün abi sendeyiz. Talentlerde var mı değişiklik gördün? Yok işte şeyler gelmiş. Mind Blast falan. Bunlar hepsine gelmiş artık. Onu hepsi kullanabilir. Mesela Power Ward Shield. O da aynı. Hı hı. Zaten şey aslında yani spek değiştirince yeni olanlar mesela etrafı sarı şekilde yanıyor. Hani Mind Shear, Mind Blast. Şunlar gelmiş komple sanırım yeni. Yok onlar action barında olmayanları sana öyle gösteriyor da yeni. Ha öyle mi? Death var bak Shadow, Shadow of Death. Aynen. Onlar yeni işte, onlar hep tamamen hepsi geri gelmiş.
Talentlerde hiç değişiklik yok mu? Bir dakika. Shadow Bird'de tamamen eski haline gelmiş. Eğer attığın target ölmezse vurduğun damage'i sen yeri yiyorsun. Öyle mi? Bir dakika. Aynen. Bu ne ölümlere yol açıyordu biliyor musun sen? Ölüm değil o. PvP'de de kurtarıyor. Ship'ten falan kurtarıyor. Polymorph'da kurtarıyor da sen bunun ne ölümlere yol açtığını bilmiyorsun. Crit patlıyor mesela böyle. Çatlıyor, crit'i kafana geri yiyorsun. Baya warrior execute'u yani bu. Patladı mı patlıyor. Ölmediği zaman da onu kafana sen yiyorsun. Bir anda böyle %40 falan %50 falan vurabiliyor yani sen. Bir de şimdi şeyi düşün. HP'ler de düşecek. Aynen. İşte ama kaç bunlar şeye göre ayarlanır işte bunlar. Gerçi evet oldu. Lich King fight'ını hatırlıyorum ya böyle. Bir vurdum. Ölmedi tabii. Zaten Wrath of the Lich King döneminin neredeyse aynısı oluyor şu anda yetenek olarak yani skill olarak özellikle. Bak burada aynen. Şey değişmiş Utku. Talentlar. Bir demonic block yok. 40. 40 level talenti. Prayer Circle var ya. Ha, Prayer Circle mı gelmiş? Ne vardı onun yerine? Circle of Healing vardı. Var mı şeyde? Holy'nin talentinde var mı? Bak bakayım. Talentini bir açsana Holy'nin. Holy'nin talentteyiz şu an abi. Ha, yetenek olarak mı gelmiş mi diye bakalım diyorsun. Aha, Circle of Healing var. Tamam onu şey yapmışlar demek Holy'ye. Direkt skill yapmışlar ona. Mesela o talentteydi ancak alabiliyordun. Anladım abi. Başka gözüne çarpmadım. Şey, o talentin üstüne gel bir bakayım sana zahmet ne diyor. Buff mı o ne o? Şey 40'taki. Cast time'ını düşürüyor. Bak güzel olmuş ama. Ya Priest bayağı vazgeçilmez bir şey olacak bayağı, gibi duruyor. Daha seri hell atma. Bak bu güzel olmuş. Prayer of Healing. Mesela bunu bastıktan sonra Prayer of Healing'in cast süresini düşürüyor. Güzel. Şu an bu. Yani evet. Bu ikisi değişmiş. İşte gerisi de hani ana skill'ler zaten vuruşlar işte Mind Blast falan. Bunlar hepsi yeni. Anladım abi. Zaten Shadow'da şey kullanıyor, diğerleri de kullanıyor. Talentten başlayalım. Var mı değişiklik talentlerde? Hemen kontrol ediyorum abi. 3 tane timer. 2 tane. Talentler aynı abi. Güzel. Yeteneklere bak abi. Ben bir Ignore Pain ve Intervene'i görüyorum. Evet. Ignore Pain'in baksana cooldown'ı var mı? 10 saniye cooldown'ı var. Evet var. Bu kötü işte. Biraz kötü oldu. Nerf yemiş gibi oldu ama. Arms kullanabiliyor muydu ki daha önce Ignore Pain'i? Kullanmıyordu abi. Kullanamıyordu. Aha, yeni geldi vardı. Yani. Aynen. Bu ikisi tankta vardı abi. Intervene'de şey. Evet. Peki arka sayfada Shield Block, Shattering Blow, Throw falan var. Evet, onlar yeni gelmiş. O yeni gelmiş. Throw yeni gelmiş. Shield Slam'de. Yeni... Ama bunlar için sanırım evet Shield lazım zaten. Evet. Slam, Spell Reflection'ı gelmiş. Bir de Taunt. Taunt yok muydu Arms'da? Yoktu. Bu ara Challenging Shout 54 level'da gelecek. Railing Cry. Aa pardon var. İkinci rank'i gelecek bu arada. Rank 2'si gelecek. Evet. Bunun dışındakiler aynı mıdır? Challenging Shout'u ben bilmiyorum. Hani Alan Taunt olması lazım. Alan Taunt olması lazım. Alan Taunt abi Challenging Shout. Evet yani benim zamanım yoktu. Evet, bu da şey Wrath of the Lich King'den diye hatırlıyorum yine. Ha olabilir. Aynen Lich King zamanından ya. O zaman Cleave az kişi vuruyordu. Die by Sword aynı. Ha şöyle olmuş. Bu Pressing Hole üstüne gelsin abi. Neyin? Pressing Hole var ya. Piercing abi. Hole evet. Ha evet şimdi iyi oldu. Şimdi Arms'da şöyle bir şey vardı abi. Hamstring vardı Arms'da. Hani gidip vuruyordun. Öyle most azaltıyordun. Şimdi değişmiş. Pressing Hole'un normalde fırda vardı. Arms'da getirmişler tekrardan. Bu Battle Cry gibi bağırarak hani alandan alıyor şey Maul Speed'ini. Gidip vurmuyorsun yani direkt. Bu yeni gelmiş. Başka Sweeping Strike vardı. 3 level 3'leri gelecek. Level 2'si gelecek Die by Sword'un. Cooldown kısıyor galiba onlar aynı. Evet. Başka bakayım.
skill'lere. Blastron takan vardı. Simlash vardı. Diğer page'lere bakayım. Tek bu page var. Okey. Başka bir şey yok şu an gördüğüm kadarıyla. Fury'e geçiyorum. Geç abi. Fırsat sana indir de. Yine talentlardan başlayalım. Ha. Bakıyorum. Ha, sadece şey geçmiş abi. Konumlar geçmiş. Mesela Fresh Meat normalde 15 talent 45 almış, 30 almışlar. Gerisi şu yeni skill. Onu bilmiyorum. 40'ta en sağda. 10 Sılıç konusu var. Aynen bu yeni. Hmm. 10 sellout şey mi yeni mi geldi? Onun dışında yeni talent yok galiba. Fear of Battle var abi. Nerede? Yeni. 40'ta solda talent. Ha yine Fear of Battle neyse. Hmm. Wrecking Ball. Bu da yeni. Wrecking Ball yeni. Evet. Talent de yoktu. Yeteneklere bakalım. Başka talent de yoksa. Dediğim gibi Arms'ta Hamstring vardı. Hamstring'i buna getirmişler. Fury'deki olan Hall'u şey götürmüşler. Arms'a götürmüşler. Güzel. Arms'a yine götürmüşler. Ignore Pain, Intervene, Shattering Throw bunlar aynen. Yeni geldi şeye. Fury'e. Aynen şimdi blok olması lazım. Scarlet olması lazım. Aynen. Mount da aynı. Ama yine shield lazım bunlar için. Evet. Ve slam gelmiş yeni. Bu slam normalde Arms skill'iydi. Fury'nin sayfasında yeni bir şey var mı? Bakıyorum abi. Yok, aynı. İkinci sayfada da Recklessness ve Execute'un yeni renkleri gelecek. Cooldown düşürüyor, bu da Duration'ı arttırıyor. Recklessness'ın. Geçelim o zaman şeye, Protection'a. Geç abi. Hızlıca bir talentlere bak. Oo bak, double time gelmiş abi tanka. Bu güzel. Charge 2 yapıyor galiba. Evet. Ve cooldown'u düşürüyor 3 saniye. Evet. 30 aynı. Sadece Devastator gelmiş 45'in, yani 30'un ortasına. Özür dilerim. Mercenary var. Leap de var. Automatic de var. Insta Force. Evet. Çoğu aynı abi. Sadece konum olarak değişiklikler var. Hani mesela 25 değil de mesela double time sallıyorum 40'daydı gibi. Hmm. Sallama. Neredeydi eskiden? Söyle. Evet. Mesela into the fray var ya. Into the fray mesela 45'te solda. BFA'de 15'te mesela solda. Hmm. Onun haricinde aynı. Özelliklerinde de değişiklik olmaz mı? Kuldanlarında vesairesinde. Bakayım abi şöyle sandıklı. Yine Whirlwind var. Shattering Throw işte. Whirlwind gelmiş evet. Execute gelmiş mi? Protection var ya da. Bakalım. Şu an gelmiş, burada görün. Evet, bu çok güzel. Gelmiş mi? Burada. Nerede? Ha burada evet. Execute. O bütün spekle gelecekti. Evet çok güzel olmuş bu. Yine hamstring de var. Aynen. Başka bakıyorum. Hamstring challenging shout aynen. Geliyor. Evet. Ve ayrıyeten rage harcadığın zaman kendini hileyebilecek varıyor. Bu da güzel bir yenilik. Nerede gördün onu? Wallet'te okumuştum. Pasiflerde falan var mı acaba bakalım? Skill'in görseli de şey bir tane böyle goblin kafası yeşil. Evet. Hmm. Şu an alfa sürücünde yok o zaman. Tek kötü olan yanı Ignore Pain'in cooldown'a girmiş olması 12 saniye. O biraz nerf olmuş. Shield Block'un stack'i kaç? 2 idi BF'de. Şu an bak- kaç? 1 2. Evet. Gerçi burada da görünüyor zaten. Dediğim gibi Shield Block gelmiş. Ve dönme stack'i gelmiş. Şey yapsınlar diye. Leveling yapsınlar diye. Güzel. O şeye bakayım abi, ranklara bakayım.
cooldown kısıyor onlar. Avatar'la şeyin rankı. Shield Ball'un damage taken, yani reduce damage taken'ını arttırıyor şeyini. Avatar'ın on rage daha fazla arttırıyor. Bu zaten vardı. Bastığın zaman rage alıyordun. Gelmiş, güzel olmuş. Talentlerinde neredeyse hiçbir değişiklik görmüyorum. Hatta büyük ihtimalle yine biz talent sırası da bu şu anda üzerinde mevcut bulunduğu şekildeki gibi olacak. Yeni yeteneklerden şöyle söyleyeyim. Arcane Shot gelmiş, bu şeyin Marksman'in yeteneğiydi. Hunter's Mark geri gelmiş, kaldırılan bir yetenekti ya da diğer speklerde varsa hatırlamıyorum ama Wrath of the Lich King'in vazgeçilmezlerinden de. Ve Tranquilizing Shot gelmiş. Bunu petle yapıyordu biz Master Hunter'lar. Üzerindeki şeyi siliyordu. Ve Scare Beast yeteneği geliyor. Yani bu Tranquilizing Shot şeyi siliyor dedim ama buff siliyor üzerinden. Yani karşıdaki bir yaratığın üzerindeki buff'ı ya da bir oyuncunun üzerindeki buff'ı siliyor. Scare Beast ise interrupt şeyi gibi fear şeyi sağlıyor. Tranquility Shot PvP'de de çok iş yapıyor. PvP'de de yapıyor da PvP'de daha çok iş yapıyor. Evet. Ama yani bu pet'ten alıyordu bu özelliği Beastmaster'lar, artık direkt olarak alabilecek. Yani Beastmaster sayfasına geldiğimizde Killshot dikkat çekiyor ki bu da yine Wrath of the Lich King döneminden kalma bir anı diyelim. O pasifler vardı. Sanırsam bossların ya da mobların 115'ten aşağıya heal'i kaldığı zaman bütün kasta vurabilecek mi ekstra? Killshot'tır, ne bileyim. Zaten vardı bunlar. Kaldırdılar geri. Evet evet, kaldırdılar ama mesela Hunter'da şey yok. Mana vardı. Wrath of the Lich King dönemi, o yok. İşte ammunition gelmemiş. Hani işte kurşun ya da ok taşımak zorunda değiliz çantamızda artık. Beastmaster için dediğim gibi Killshot ve Hunter's Mark önemli yenilik diyebiliriz. Arcane Shot gelmiş ama çok kullanışlı olacağını sanmıyorum. Tranquilizing Shot kesinlikle çok faydalı olacak. Özellikle bunun için ayrı bir pet çıkarmanıza gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Pet talentlerinde bir değişiklik olduğunu... Ne? Söyledim. Bir daha söyle. Söyledim. Ne zaman? Söyledim bebeğim. Marksman'a geçelim buradan. Dediğim gibi talentlerini ezbere bilmiyorum ama çok değişiklik olacağını sanmıyorum. Mete hemen 2 dakika kontrol et. Meşhur Steady Shot. Scare Beast gelmiş buraya. Yine Tranquilizing Shot mevcut. Hunter's Mark. Separate Sting o Survivor değil miydi? Survivor biliyorum ben. 15'teki ortadaki utku. Yok, Separate Sting abi, aynı. İşte şurada olmuş abi. 25 ortada Volley diye bir talent varmış. Voley varmış. Baraj mı geldi? Yok, baraj şeyini iyileşmiş Volley. Yukarıdan oklar yağıyordu Volley'de, o mu acaba? Aynen. Yok o değil. Hani BFA'da şöyle auto shot yapıyor %25 şansla. 4K fazla vuruyordu. Hunter Mark varmış 60'da. Hani 35'te en sağda. Onun yerine Crema Shot gelmiş. Bu yeni. Bu mu? Duyum abi şu an bakayım. Aynen bu. Bu Beastmaster'da vardı. Buraya geçmiş demek ki. Başka okuyor. Bu Latar Shot. O yeni mi yani? Yoksa ben ilk defa mı görüyorum? Ben pek anlamam ama. O var abi. Latar Shot vardı. Ha şu olmuş. Bending Shackle. Zincir şeklinde var ya. Hı hı. Onun yerine Bungee Shot varmış. Galiba aynı zarif sahibi, yok değilmiş galiba. Double Tap mi? Hangisinden bahsediyorsun? 40'ta en sağda abi. 40'ta en sağda. Born to be Wild, Binding Shackles. Heh, onu galiba buffluyorsun. Aynen, yüzde less damage veriyormuş. Güzel. Binding Shot? Orada bir tane shot vardı. Onu galiba insta'ya almışlar. Evet. Evet. Skill'i almışlar. Double Tap var. Barajlı. Look
Freezing Shot varmış abi tanetle. Voley burada bu arada. Evet, ona sağ altı almıştı. Ama ins olmuş abi bu. Voley pasifti. Bu galiba şey yukarıdan deli gibi. Tamam abi, bu da Vrata Otulich King'di ya. Freezing Shot var mı abi Insta'da? Talentteymiş ama... Onu talent almışlar. Artık vuruş olmuş yani. Direkt skill'i. Ha, okey. Onu almışlar ki skill'lere. Talent'ten almışlar, direkt skill'e koymuşlar onu. Bir de Artmash'ın şeyine bakalım abi. Skill'ler. Arcane olması lazım zaten. Şöyle bir yeteneklerine göz gezdiriyorum da Serpent Sting talenti verdiğimiz için geliyor. Kill Shot yine büyük yenilik. Aim Shot vardı. Bu Chimera talentten geliyor. True Shot vardı. Şu şey desene abi bir voleyin şey animasyonunu merak ettim. Çok güzel ya. Ben de Marksman oynayacağım aşkım. Ne yaptın lan, milyonlarca okuyun da aşağı. Çok güzel ya. Çok güzel. Aşkım Rainbow çok. Yalnız güzel. Biliyorsun değil mi? Bu skill normalde felaket DPS yapıyordu. Evet, AOE'de yüklüydü. Zaten Marksman şu an AOE'si katıyor. Simple gayet iyi. AOE'si katı olduğu için önemiyorlar ama oynanır yani şu an. Bayağı güzel yapmışlar. Başlayan şunu göremedim abi. Değişiklik olarak. Fazla nasıl falan eklenmişti bilmiyorum. Bakıyorum ama... Hiçbir falan. Yok. Tamamdır. Survival'a bakalım. Aa, bir de pet kullanabiliyorsun abi. Marksman'de. Onu da söyleyelim. Marksman'da zaten kullanamıyorum. Ya, kullanamıyorum. Kullanıyordun Long Wolf diye bir buff. Evet. Talentten değiştirirsen gidiyordu. Şu talentlere bir bak hızlıca. Azıcık bu şey yeni gelmiş söyleyeyim sana. Elindeki bu Camry var ya en son. Chakrams. O yeni. Ha, o yeni gelmiş. O var abi. Bıçaklar atıyor. Bu da eski talent. Vardı abi o. Yok o. Besa'da vardı o. İşte eş. Yok. Silindi. Nasıl şimdi vardı oğlum bu? Yoktu lan. Etrafında bıçaklar yok. Dönüyor. Nerede vardı? Şey vardı. Yok şey diyor. Hani Hunter'a ilk Survivor geldiğinde var ya, hani yeni bir işte getirdiklerinde vardı. Sonra kaldırdılar. Şimdi tekrar geri gelmiş. Tek farkı 15 fokus harcıyor. Ama da 30 fokus harcıyor. Yani o zaman oynuyordum çünkü. Bu yeni. Başka şu 35'teki Steel Trump var ya acı. Hı hı. O mesela yoktu, onu da geri yok getirmiş. Var abi, o da var, tanetlerde var. Yok, ben şey, özellikleri değişmiş. Ha. Bakayım abi, horse, 20 saniye. 35'teki steady shot var. Bu ara steady shot var şeyde. Aa evet. Güzel olmuş. Yani normalde eline... Steady shot kullanmıyorsun ki. Evet, polearm alınca kullanamıyorsun ama... Mesela Hunter's Mark atabiliyorsun. Tranquilizing Shot atabiliyorsun. Tamam, Steady Shot nasıl açacaksın? Ok atamayacak. Ama var yetenek olarak yani. Allah Allah. Nasıl kullanacak ya? Ya işte şey gibi düşün. Windwalker'da da vardı ya hani. Evet, staff evet, takınca evet. Kullanamıyordu. Arcane Shot var mesela, onu da kullanamıyorsun. Wire'da da vardı şey. Ne yapacaklar? Survival'da eski haline mi dönecekler? Olabilir. Ya da level 2 falan kullanabilirsin abi. Killshot yine dikkat çekiyor. Çok sevilen şey. Serpent Sting burada talent değil, artık direkt yetenek olarak geliyor. Evet. Raptor Strike bunlar vardı. O Gear diye bir şey var mıydı? Bakayım mı abi? Ne? Adam varmış varmış. Şey nasıl var. Olacak Utku tahminimce? Şeydeki gibi, Vanilla'daki gibi. Nasıl uzaktan tak tak vuruyorsun, yakına gelince milli vuruyordun ya. Büyük bir ihtimalle olacak. Baştan şuyor abi. Olabilir. O zaman geçiyoruz Warlock son olarak. Şimdi şöyle yine PN yapalım. Destruction talentlerine bakalım. Şu
Şu Tongu Tit var. 40'da en sağda. O yeni. Hmm. Soulfire mı? Bu neymiş abi? Hmm. Pee biçin herhalde bu. Bir dakika. Ha, bu Soulfire BF'de var mı? Soulfire var abi. Var var. Sadece tank type mı gelmiş? Evet, tek mi gelmiş. Yeteneklere bakalım. Curse'ler var ama yani cast süresi var 1.8 saniye curse mesela Corruption'ın. Curse of Weakness'ın yok. Curse of Recklessness. Curse of Tonk'u Tonk şey spell cast time'ını yükseltiyor. Ya şöyle söyleyeyim sana Utku, bu Corruption var ya. Corruption yapıyor. Aslında bir tek effect kullanıyor, deflection kullanıyor. Evet. Bak onu şu an herhalde hepsi kullanıyor artık. Evet ama cast ediyorsun abi. Keza Curse of Doom var abi. O da demek oyuncu talentli. Ondan sonra Curse'ler hepsi yeni. Eskiydi biliyorsun bunlar yoktu. Aha, Curse of Weakness mini damage'ini düşürüyor. Curse evet. of Tonk şey yapıyor. Spell cast time'ini yükseltiyor. Bunlar yoktu. Curse'lerin hepsi yeni geldi o zaman. Hepsi öyle mi? O Recklessness ne ya? Şey aynen. Utku. Curse of Recklessness neymiş o? Armor'ı ya. Physical damage taken'ını arttırıyor. Ha. %5, 2 dakikalığına. Ama damage done'ını arttırıyor o da. Yani %10. Tekrar eklendi. Tamam yani yeni ama şu anda. BFA'da olmuyoruz. Yoksa yeni diyeceğiz yani. Evet, Wrath of the Lich King dönemindeki şeyler geldi ama yetenekler yeni demek durumundayız. Çünkü yok şu anda. Evet, aynı. Şuraya bakalım Destruction'da. Tek sayfa. Efsane abi. Ben fazla bir skill yok yani Destruction. Tamam, Affliction'a bakalım hızlıca. Shadow Fury cast mi? Instant mı? 1.3 saniye cast. Affliction mi? Ne bakayım abi. Yine Tong Tide gelmiş olabilir mi? Evet. Demonic Struggle'ı ben görmedim. O nerede? Bunlar yetenek olmuştur büyük ihtimalle ben oradaki şeyler. Kaldırmışlar size ağır nerf bu arada Warlock'lar için. Hangisi? Demonic Struggle diyor. Hani yere map bırakıp başka lokasyon için diye tekrar yaşanıyorsun ya. Portallamayı söylüyor. Yani şey... Şeyde, Heroes of Storm'da Gul'dan yapıyor ya 20 levelde tak diye geri gidiyor. Tamam. Tamam, Gateway var. Demonic Circle abi. Gateway değil, Circle söylüyor. Circle yok. Ooo, ben ağır nerf olmuş abi. Yani mobil olarak çok OP bir şeydi o, Demonic Circle. Onun yerine o Tone Git Type gelmiş, ne alakaysa. Başka da bir şey yok ölüm sadece. Yeteneklerde yine şeyler var ama. Şu Mantic Rapture'ini gelmiş abi. Agoyle'nin altında. Vardı o, eskiden vardı galiba o. Bu skin. Ara Corruption şey Kamer Instant atıyor şey Affliction. Evet. Affliction öyle. O büyük ihtimal level düşük diye ben onu cast ediyordum. Yani spek seçmemişti ya on level 6. 2 dakikada şu Unstable'ın üstüne gelsene. Neyin abi? Unstable Affliction. Skill'i var ya. En altta bak. O değişmişti. Saniyesi 4 saniye. Uuu. Ben... Eskisi gibi şey yapıyor. Bu güzel. Şey silence'lıyor. Silence'lıyor. Yani bak eski bak şey Lich zamanına dönmüş bu. Aynen. Bu eskinin o zamanı çekmiş. Ağzını yediyor var ya bu. Arenada ağzını yediyor ya. Bak bu efsane olmuş tekrar bu eski. Bu güzel olmuş. Çünkü dediler hani bu şey efekt işte bayağı bak geliyor bu eski. Malefic Rapture, ona bakmadık Utku abi. Ne? Skill'lerde. Malefic Rapture var, yeni gelmiş o. Ona bakalım bir. Dost mu bırakıyor, alan mı bırakıyor tahminim ama... Nerede gördün onu? Application'da, skill'lerinde. Geri gelelim.
önemli olabilir çünkü öyle bir skill yok BFA'da. Bir de efekte galiba gol artık. Gol bir moba kesesen onu ya. Benim o tahmin ettiğim skill mi o ya? Ne? Moba bir kesesen onu. Herhangi bir moba. Ama dediğim gibi bu Demonic Circle'ın kalkması çok ağır olmuş ya. Ya muhtemelen geri gelir ama nasıl gelir bilmiyorum. Bak bakayım Utku, bir de Reflection'da Dom Guard'ı çıkarabiliyor musun yanında pet eskisi gibi? Dark Glare var ama... 3 dakika cooldown var abi, çağırdım ben galiba. Doom Guard yok abi. Pet çıkar... Haa yok. Talentten olabilir mi bilmiyorum. Petlere baksana abi, petlere. Petlerin aynı mı? Farklı bir şey, mesela Doom Guard falan gelmiş mi pet olarak? Farklı aynı bir şey mi? Yok, aynı. 4'teki skill'deki Malefic Grasp vardı. O mu acaba? Aynı sonra onu merak ettim. Şey basıyorum şu an. Böyle. You have no target diyor ya. Yine target var. Buglanmış mı? Başka bir moba? Ha, atıyor. Ah, yok o değil. Ha, insta başka bir şey. Okay, okay. Shadow Bolt gibi atıyor. Güzel, tek olarak bu gelmiş şimdilik olarak. Demografiye bakalım dedi. Benim dediğim skill hatırladın mı? Doktor aldıktan sonra turuncu bir şey kestiriyordu. Mindful'a evet, gidiyor. Evet. Onu ben de merak ettim ama gelir abi ya, öyle olmaz. Geliyorum demona. Yapıştır abi demona. Demona'nın da eskiden şey vardı. Metaforuz olabiliyordun, inşallah gelmiştir. İlahi şan gelir yani. Skill olarak. Tanklara bakayım. Anladığım kadarıyla Demonic Circle kaldırmış ha. Evet abi, o çok kötü olmuş ya. Burada Tongue Tight. Yine Curse'lar evet, var, Corruption evet, var ama cast ediliyor. Evet, pek Demonic Circle kalkmış, yerine o gelmiş. Eskilerden gelme tamam. Bir yetenek var mı? Bakayım abi. Demon Bolt aynı, Inflation aynı, Tyrant aynı. Hepsi aynı ya. Demon Hoca evet. Aynı. Bir şey de yani. Of, bitirdik değil mi şimdi genel anlamıyla? Bitirdik. Evet. O zaman bir YouTube kapanış yapalım. Okay. Şöyle dursun. Arkadaşlar genel itibariyle bütün sınıfları tek tek ele aldık. Yeni gelen değişiklikleri inceledik. Tabii gözümüzden kaçmış olabilir. Daha detaylı merak ettiğiniz şeyler olabilir. Onları sorabilirsiniz şu anda yayındaki arkadaşlar ya da YouTube'a attığım zaman videoda yorumlara yazarsınız. Tekrar inceler sizlere cevap olarak döneriz. Hoşça kalın diyoruz. Görüşmek dileğiyle. Yayınımız devam ediyor. Kendinize iyi bakın.